Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı mevarisi zevil erham. Rahim sahibi olanların mirasları beyanındadır. Kur'an-ı Kerim'de kendisine farz bir sehim beyan edilmemiş. Asabede değil, yalnız ölüye uzaktan akrabalığı var. O akrabalık dolayısıyla ona mirasta mal verilir mi, verilmez mi? Bu ulema arasında ihtilaflı. Bazıları diyor ki Cenab-ı Hak onları Kur'an-ı Kerim'de beyan etmemiş, bir hisse vermemiş, onlara hisse verilmez. Bazıları da diyor ki bazı ayetlerden istinbat ve istidlal olunarak deriz ki onlara bir hisse vardır. Ulema arasında ihtilaf olmuş. Ebu Hanife ve onun tilmizleri Zevil Erham'ın hissesi vardır derler. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik yoktur derler. Her iki tarafında delilleri var. Bugünkü ders de bunu beyan edecek. Zevil Erham kimdi efendim? Kur'an-ı Kerim'de ona farz hisse beyan edilmemiş. Asabede değil, fakat akrabalığı var. Böyle akrabası var ama Kur'an-ı Kerim'de bir farz hissesi yok. Üçte bir, dörtte bir, yarı böyle bir şey yok. Asabeye de dahil değil. Mesela halası gibi, dayısı gibi, dayı insanın akrabası. Fakat Kur'an-ı Kerim'de dayıya şu hisse verilecek denildi mi? Yok. Asabe olarak mal alabilir mi? Yok. İşte bunlar Zevil Erham. Evet. Haddesena Yunus, kâle haddesena Abdullah ibn-i Nafi'ye. An Hişam ibn-i Sa'din, an Zeyd ibn-i Eslim, an Ata ibn-i Yesar, enne racülen minel ensar. Şimdi Ata ibn-i Yesar rivayet ediyor. Şimdi bu hadis Ata ibn-i Yesar'ın rivayeti. Bunu belli değil. Şimdi başka rivayetler de gelecek. Ata ibn-i Yesar'ın rivayeti Maliki ve Şafii ulemasının delili. Ata ibn-i Yesar diyor ki, Ata tabiinden. Enne Resulullah, enne racülen minel ensar. Ensardan bir adam ca ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekale dedi ki ya Resulullah, ey Allah'ın peygamberi, racülün heleke, bir adam öldü. Ve tereke ammetehu ve halete. Bir halasını, bir de ammesini terk etti. Ammesi babasının kız kardeşi. Halası da anasının kız kardeşi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bunların mirası yok. Bunlar asabede değiller. Zevil Erham, bunlara mal var mı yok mu? Şimdi hadisin ravisi kim? Ata ibn-i Yesar. Ata ibn-i Yesar Abdullah ibn-i Abbas'ın kölesi. Kendisi sahabe değil, tabiinden. Bu hadis ne oluyor? Mürsel oluyor. Sahabe zikredilmedi mi? Mürsel diyorlar. Mürselin bir ismi de mektu' yahut da münkatiye de derler. Bu hadis bu cihetten zayıf oluyor. Münkati olduğundan aşağıda bunun bahsi gelecek. Fakat bu rivayet var mı yok mu? Var. Hatta kendisinden uydurmadı ya. Muhakkak ki Abdullah ibn Abbas'tan ya diğer bir sahabeden bunu rivayet ediyor. Ki Resulullah Efendimiz'e Ensar'dan bir adam geliyor, diyor ki bir adam öldü. Onun bir ammesi bir de halası var. Bunun mali nasıl olacak? Fesâlen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sual sordu, bunu öğrenmeyi için sordu. Ve huve vâkifun alâ himârihi. Peygamber Efendimiz de merkebin üzerinde idi. Bu adam sorarken. Fevâkafe sümme refâ yedeyi. Peygamber Efendimiz merkebi durdurdu, ellerini kaldırdı. Ve kâle dedi ki, Allahümme racülün heleke ve tereke ammetehu ve hâlete. Ya Rabbi dedi, bir adam ölmüş. Bir annesini, bir halasını terk etmiş. Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmadın. Bana vehiy göndermedin. Bunun mirası ne olacak? Resulullah Efendimiz kendiliğinden de fetva vermedi. Belki bir ayet nazil olur. O da yok. Yani müşkil vaziyette kaldı. Resulullah Efendimiz ne cevap versin buna? فَيَسْأَلُهُ الرَّجُلُ. Bu adam tekrar sorar. وَيَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz de yine ellerini kaldırır. Ya Rabbi, bir adam ölmüş, bir annesi, bir halası kalmış der. Hatta bu tekerrür etti. Selase merrati, üç kere. O adam sordu. Her üçünde de Peygamber Efendimiz bir şey cevap vermedi. Yalnız Allahümme, Cenab-ı Hakk'a sığınarak ya Rabbi, racülün helek ve tereke emmetehu ve halete. Sonunda üçüncüde sümme kâle, sonra Peygamber Efendimiz buyurdular ki la şey'e lehuma, onlara bir şey yok.
Çünkü onlara bir miras var derse nasıl teksim olacak? Hangi ayette sabit? Ayet yok. Bir Peygamber Efendimiz ayet olmazsa ve kendisine de vahiy olmazsa kendiliğinden de bir şey emredemez. Cenab-ı Hak ona vahiy ederse vahiy ya zahir olur ya batin olur, emreder, yoksa yok. Onun için ne dedi? Yok dedi. Bana bir şey vahiy gelmedi. İlham da olmadı. Onların hiçbir hissesi yok. Öyleyse bunlar dediler ki zevlehamın hissesi yok. Peki bir adam ölmüş, hiçbir veresesi yok. Ammesi halası var. Mal kime kalır? Diyorlar ki Beytül Mal'a kalır. Ya ammesi halası onlara verilmez. Bunların hissesi yok. Haddesena Bahru bin Nasrin kâle haddesena Abdullah bin Vehbin kâle akhbereni Hafsu bin Meysere ve Hişam bin Sa'd وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم dedi ki دعوية إلى جنازة Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم bir cenazeye çağrıldı. O cenazede kimden? Min el ensar, ensardan. Hatta izâ câeha, Peygamber Efendimiz o cenazeye geldi. قَالَ لَهُمْ onlara sordu. Resulullah صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz onlara dedi, yani sordu. Ma tereke. Bu adam kimi terk eyledi? Ne terk eyledi? Kalu dediler ki tereke ammetehu ve halete. Bir ammesini bir de halasını terk eyledi. Şimdi burada bir sual var. Ma zevil ukulun gayrisinde kullanılır. Men zevil ukulda kullanılır. Yani bu icap ederdi ki men terek. Kimi terk etti? Men ile gele. Fakat halbuki burada ma ile geldi. Ma terek, ne terk etti, terk ettiği mal nedir? Eğer ma ile gelirse, ma terek dedi mi, yani mali nedir? Erazi mi, emlak mı, para mı, bu. Men derse, yani veresesi kimdir? Fakat burada ma men yerine geldi ki, Araplarda bu kullanılır. Ma men yerine, men ma yerine bazı yerlerde. Fakat kaide olarak değil de kullanılır. İşte kullanıldığının bir delili de bu, bak. Ma terek dedi. Himari durdurun dedi. Fevakkaful himare. Peygamber Efendimiz merkeple gittiğinde merkebi durdurun dedi. Merkebi durdurdular. Fekale dedi ki Allahümme raculun tereke ammetehu ve halete. Ya Rabbi bir adam ölmüş. Bir ammesini bir de halasını terk etmiş. Felem yenzil aleyhi şeyun. Peygamber Efendimiz'e de bir şey nazil olmamıştı. O vakitler hiçbir şey nazil olmamıştı. Onun için bu zevil erhamın bir hissesi var mı yok mu? Ne nazil oldu ki sonradan? Sonradan bu ülül erhamı bâduhum evlâbi bâdın ayeti kerimesi nazil oldu. Onunla zevil erhamın da bir hissesi olduğu anlaşıldı. O vakitte o ayeti kerime nazil olmamıştı. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La ecidu lehumâ şey'en. Ben onlar için bir şey bulamadım. Ne bulamadım? Yani Kur'an-ı Kerim'de beyan edilecek. Yok. Zikredilmiyor. Bir şey bulamadım. Bulamadım ya. Cenab-ı Hak beyan etmemiş ben kendiliğimde ne söyleyeyim dedik. Peki bunda diyor ki bir şey bulamadım. Yukarıki hadiste diyor ki la şey elehuma onlara bir şey verilmez. Bak ikisinin de ifadesi değişti. Oradaki hadiste onların hakkı yok. Fakat burada hakkı yok demiyor. Diyor ki ben bulamadım. Belki verilecek ama fakat ayet-i kerimede zikredilmiyor. Verilecek mi, verilmeyecek mi? Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn-i Harun, kâle akberena Muhammed ibn-i Mutarrif, an Zeyd ibn-i Eslem, ve Muhammed ibn-i Abdirrahman ibn-i Muhabbir, an Zeyd ibn-i Eslem, an Ata ibn-i Yasar. Yani Ata ibn-i Yasar'dan rivayet eylediler, kâle, etâ racülüm min ehlil âliye. Avali tarafından bir adam geldi. Aliye derler. Aliye ki bu avali tarafı. Şark tarafı, Harra Şerkiye. Oradan bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Fekale ya Resulullah. Dedi ki ya Resulullah inne racülen helek. Bir adam halik oldu. Yani öldü. Peki matemi derler, heleke mi derler? Biz de Anadolu'da tabir sevmediği adam olursa helak oldu der. Fakat sevdiği adam olursa helak oldu demez. Vefat etti. Dünyasını değişti. Yani Araplarda heleke matem manasını. Ve bu da nereden alınıyor? Kur'an-ı Kerim'den. Kullu şeyin halikun illa veçeh.
Öyleyse Cenab-ı Hak bütün mehlukata haliktir dedi. Yani onun vücudu, mehlukatın vücudu Allah'ın ol demesiyle olmuş ve Allah'ın kudretiyle kaim olmuş. Günü geldiği gibi Cenab-ı Hak ona yok oluyor, yok oluyor. İşte helak oldu bu. Yani hiç yok oldu. Tekrar onları diriltecek başka bir. İlla veçe. Her şey helake gider. İlla Cenab-ı Hakk'ın zat-ı şerifi değil. Orada veçehten murat nedir? Yani zat-ı Cenab-ı Hakk'ın zatı. Eğer hakikaten vecih, bildiğimiz yüz manasını alırsansa, haşa ve kella Allah-u Teala'yı bir cisme teşbih etmişsen, cisminin her tarafı helake gidecek de yalnız yüzü kalacak, bu manaya çıkar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de varid olan sıfat hakkındaki ayetleri ulema diyor ki, zahirin gibi değildir. Ona biz iman ederiz, fakat onda ne murad olunmuş, onu Allah'a tatviz ederek. Niye? Onun eğer zahirini alacak olursaksa, bundan fesat geliyor. İşte bak bu ayet-i kerimede olduğu gibi. Her şey helake gidecek, illa Allah-u Teala'nın veci veci. Araplarda yüze derler. Zaten demezler ki veci, yüz. Yüzünü alacak olursaksa haşa ve kella Allah-u Teala'nın elleri, ayakları, bütün cismi, hepsi o da mehvolacak, yalnız yüzü kalacak. Halbuki o manaya değil. Buradaki vecihden murat zati. Allah'tan başka, onun zatından başka her şey helake gidecek. Ve tereke ammeten ve haleten. Bir ammesini bir de halasını terk eyledi. Dedi, sordu. O evaliden gelen adam. Fendalaka fekaseme mirasehu. Ondan sonra adam döndü, gitti, mali teksim etti. Resulullah Efendimiz'den bir cevap almadı. Bunu dedi ve döndü gitti. Hemen ölen adamın malını teksim etti. Fetebi'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala himar. Peygamber Efendimiz merkebe bindi, adamın peşi sonra gitti. Onu takip etti. Ki bu adam ne yapacak? Fekale, Peygamber Efendimiz dedi ki, Ya Rabbi, racülün tereke ammeten ve haleten. Ya Rabbi, ben ne cevap vereyim? Bir adam ölmüş, bir ammesini, bir halasını terk etmiş. Kur'an'da bu beyan edilmiyor. Bu adam da sual etti. Kimden sual etti? Peygamber'den. Peygamber de cevap vermedi. Bu adam gidip ne suretle teksim edecek? Peygamber Efendimiz hayrette kaldı. Peygamber Efendimiz peşine gitti. Sümme sâre hüneyneten. Bir parça gitti, yine durdu. Sümme kâle ya Rabbi racülün tereke ammeten ve hâleten. Bir parça yürüyor. Bunu söylüyor. Ya Rabbi ne olacak? Tekrar yürüyor. Tekrar bunu söylüyor. Sümme sâre hüneyheten. Sümme kâle ya Rabbi racülün tereke ammeten ve hâleten. Üç defa bunu tekrar etti. Biraz yürüdü. Ya Rabbi bu adam ölmüş. Bir ammesini bir halasını terk etmiş. Sümme kâle. Sonra dedi ki la erâ yenzilu aleyye şey'ün. Benim üzerime bir şey nazil olduğunu görmedim. Bu hususta bana bir ayet nazil olmadı. Bunların hissesi asabe mi olacak? Zevil erhamdan farz sahipleri gibi mi olacak? Ne olacak? Bir şey nazil olmadı dedi. La şey elehuma. Öyleyse bunlara bir şey yok. Çünkü bana bir şey nazil olmadı. Ali Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki tezehebe kavmin. Öyle madem bir kısmı sahip oldular ila enne racüle bir adam izâ mâte ölürse ve tereke terk ederse zâ rahimin akrabalarından birisini. Öyle akraba ki leyse bi asabetin asabe değil. Malın bekiyesini alıncısından değil. Ve lem yetruk asabeten gayrehu. Başka bir asabesi de yok. Malını alacak asabeler beyan edilir. Feraizde var. Mesela oğulları, oğullarının oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, amuceleri, amucelerinin oğulları, ne kadar uzak olursa olsun amucesi oğulları asabe olur. Kardeşlerinin oğulları asabe olur. Böyle bir asabesi de yok. Ennehu la yerisu min malihi şey'en. O akrabası asabe değilse onun malından bir şey alamaz. Evet, ammesi gibi, halası gibi, hali gibi, dayısı gibi, dayısının oğlu gibi hiç mal alamazlar. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac eylediler. بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu hadisle ihticac eylediler. Bak Resulullah Efendimiz bunlara bir şey yok. Bana nazır olan Kur'an-ı Kerim'de bunlara bir şey vermemiş Cenab-ı Hak. Buyurdu. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemanın diğer bir kısmı bu birinci zümreye muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki يَرِسُ ذُرْرَحِمْ Akraba varis olur. Akrabalığı varsa varis olur. اِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ Bir asabe yoksa.
malın bekiyesini alan adama ne derler? Asabe. O da Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor. İşte o asabesi yoksa o akrabası o malı alır. Ne sebebiyle alır? Bir rahimillezi şur. Şul bir akrabalık dolayısıyla ki beynehu ve beynel meyyit. Kendi arasıyla ölen adamın arasında bir akrabalığı var ya, o akrabalık dolayısıyla malı alır. Kema yuresu, varis olunduğu gibi bir rahimillezi şul bir akrabalık dolayısıyla ki yudri idla eder. İdraki yani yukarıdan kovayı indirirsen aşağıdan suyu nasıl alır? Ve öyle çıkar. Ha, insanları da öyle teşbih etmişler. Mesela bir adamın oğlu, oğlunun oğlu, oğlunun oğlu, oğlunun oğlu yeni şeyin. Yahut da babası, babasının babası, babasının babası. Bak bunlar idla ediyor. Yani o ölüye birleşiyor. Yahut da kardeşi. O da birleşiyor. Anası. O da birleşiyor. Zevcesi. O da birleşiyor. Nasıl bunlar o ölüye bir birleşik dolayısıyla, birleşme dolayısıyla akrabalıkları var. O dolayısıyla Cenab-ı Hak onlara farz vermiş ve Kur'an-ı Kerim'de beyan eylemiş yahut da asebe kılmış. Onları öyle aldığı gibi bu akrabaları da ondan hisse alırlar. Ne vakitte? Bu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen farz sahipleri, asebeleri olmadığı vakitte. Farz sahibi yok. Asebe de yok. Fakat başka akrabaları var. İşte öyleyse o akrabalar alırlar dediler. فَيَكُونُ لِلْعَمَّةِ Nasıl olur? Nasıl teksim edilecek? Ha, o vakit de onun akrabalığına bakacağız. Akrabalığı baba tarafından mı, ana tarafından mı? Birisi ammesi, birisi halası, birisi baba tarafından, birisi ana tarafından. Öyleyse وَلِدْ زَكَرِ مُسْلُحَزِ الْاُنْسَيِّنْ kaidesi var. Erkeğe iki, kadına bir. Baba tarafından akrabası olana iki verilir. Ana tarafından akrabası olana bir verilir. فَيَكُونُ لِلْعَمَّةِ اَمَّ اَمَّ kimdir? Babasının kız kardeşi. Ona verilir. اَسْسُلُسَانْ malın üçte ikisi. وَلِلْخَالَةِ halaya da verilir. Anasının kız kardeşi. Ne verilir? اَسْسُلُسُ سُلُسُ لَاَنَّهَا çünkü hala تُدُل۪ي بِرَحِمِ الْاُمْ ananın akrabalığı dolayısıyla ölüye idla ediyor. Ölüye o anası tarafından birleşiyor. Babası tarafından değil. Onun için ona sülüs var. Ötekine de sülüseyin var. Ve kâne minel hücceti lehumu fî zâlik. Peki evvelkiler Ata İbni Yasar radıyallahu anh'ın hadisi rivayet etti ya hadis. O hadisiyle istidlal ettiler. Ata İbni Yasar'ın hadisiyle istidlal ettiler. Ona karşılık bunların da hadis getirmeleri lazım. Diyor ki peki bu zümrenin zevil erhamın hissesi vardır diyenlerin lehine olan delildendir. Enne hâzel hadîsellezî şöyle bir hadis ki yehteccü bihi aleyhim bu ikinci zümrenin aleyhine ihticac ederler. Kim muhalifuhum onlara muhalif olanlar. Zevil erhamı hisse yoktur diyenler hangi hadisle istidlal ettiler? Ata İbni Yasar'ın rivayet eylemiş olduğu hadisle. İşte o hadis diyor. Onların rivayet etmiş oldukları bu hadis. Hadisun munkati'un. Hadis-i munkati'adır. Niye? Ata İbni Yasar kendisi söyledi. Kimden öğrenmiş? Hangi sahabeden rivayet etmiş? O Resulullah Efendimiz'i görmemiş. O yok. Sahabeyi zikretmediğinden dolayı hadis munkati oldu. Hadis munkati olursa amel edilir mi, edilmez mi? Bu da ihtilaflı. Diyor ki, وَمِنْ مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَهُمْ bu ikinci zümreye muhalif olanların mezhebindendir. Yani Şafii Maliki'nin mezhebindendir. اَنْ لَا يُحْتَجَّ بِمُنْقَطِعِ الْمُنْقَطِعِ ile ihticac etmemek. Maliki ve Şafii diyor ki, hadis munkati oldu mu, onun da amel edilmez. Madem hadis munkatidir, nasıl delil getiriyorsunuz? Sizin kendi mezhebinizin kaidesine göre hadis munkati oldu mu delil olamaz. Hüccet olamaz. Öyleyse sizin elinizde hüccet yok. Zevler hem hisse alamaz diye bu hadisi bir defa ortaya koymayın. Bu hadis mürsel. Munkati. Başka delil de yok. Ne sebeple, ne vasıtayla, hangi hüccetle diyorsun ki zevler hem hisse yoktur. Benim bu hadisle bu. Hadis sana göre amel edilmez. Ama Hanefiler hadisi munkati ile amel ederler. Ve kıyasa tercih ederler. Biz deriz, bize olsa bize delil ama sizin kendinize delil değil.
Onlar da o yoldan geliyor. O kendilerine delil değil de Hanefilerin aleyhinde delil olmak için diyor ki Hanefiler siz hadisi munkati ilemeli diyorsunuz. İşte bak bu hadisi şerif munkati bize göre delil değil ama size göre delildir. Bak sevgiler hama hisse yoktur diyorlar. O da diyor ki madem senin mezhebine göre delil değildir bunu bana getirme diyor. E peki getirme senin delilin ne diye o da soracak. Hanefi'ye soracak. Sen delilini getir. فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ Nasıl Hanefiler üzerine ihticac eder? Bima bir hadisle ki لَوْ يَحْتَجُّ بِهِ O hadisle ihticac eyleseydi Hanefiler aleyhim onlar üzerine لَمْ يُسَوِّغُوهُمْ Onları tecviz etmezdi İyyahu hadisi. Hanefiler öyle bir delil getirse ki hadis münkati olsa veziler, seviler, hamil hissesi vardır. O hadiste beyan edilse yok biz bunu kabul etmeyiz. Hadisi mürsel derdiler. Madem böyle Hanefilerden kabul etmiyorsunuz da siz niye hüccet getiriyorsunuz? Böyle itiraz etti. Sümme lev sebete hadel hadis. Fakat sonra Hanefiler diyor ki farz edelim ki bu hadis sabit. Ata ibn-i Yasar'ın hadisi sabit olsun, sahih olsun. Bunun manası nedir? Bir manasını düşünelim. Lem yekun fihi eyda o hadisi şerifte olmadı. İndena bizim indimizde hüccetün delil olmadı. Fi def'i mevarisi zevil erham. Zevil erhamın mirasını def eden bir hüccet yok. O hadisten zevil erhama hisse verilmez diye bir mana çıkmaz. Leennehu zira kad yecudu caiz olur ki La şey'e lehuma Peygamber Efendimiz bu hadiste dedi ki La şey'e lehuma amme ve haleye bir şey yoktur. Ey la farda lehuma müsemmen Kur'an-ı Kerim'de tesmiye edilmiş bir farz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de farzlar kaç türlü geldi? Sümün, rubu, nısıf, sülüs, sülüsen, südüs. Daha başkası var mı? Yok. E bunlardan hangisi yok? Hiçbirisi zikredilmedi. Yani böyle bir farz tesmiye edilmedi. Resulullah Efendimiz'in la şey'e lehuma dedi ki bu. Kemâ li gayrihima minen nisvetillâti yerisne. Diğer kadınların nasıl farzları beyan edildi, tesmiye edildi? Kim gibi? Kelbenâti vel ehevâti vel celdâti. Bunlar hep kadın olduğu halde onların hisseleri Kur'an'da beyan edildi. E bunlara öyle bir hisse beyan edilmedi. Sülüs vardır, nısıf vardır, sülüseyin vardır, sülüs vardır. Böyle bir şey beyan edilmedi. Yani isim tesmiye olarak zikredilmedi. فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ Peygamber Efendimiz'e de bir şey nazil olmamıştı. فَقَالَ O vakitte Resulullah Efendimiz de buyurdu ki لَا شَيْءَ لَهُمَا Kur'an-ı Kerim'de böyle sülüstür, nısıftır, rübüdür. Bir farz tesmiyesi bunlar için yoktur. Ala hazır mana bu manaya. Yoksa onların hiçbir hissesi yoktur manasına değil. Cenab-ı Hak kadınların hisselerini beyan eylemiş. Kızları, kızlarının kızları, kız kardeşleri bunlar gibi bunların hissesini beyan etmemiş. Bir bu ihtimal var. Ve yehtemüleyi de. Diğer bir ihtimal da var ki la şey'e lehuma, la mirase lehuma asla. Bunların asla mirasta hisseleri yoktur. Şafiilerin dediği gibi. Bir de buna ihtimali var. Şimdi bu iki ihtimal. Birincisi zevil erham hiç hisse alamaz. Bir de var ki hayır. Diğer farz sahipleri gibi mukadder bir sehimleri yok. Ama zevil erhamdan olmak dolayısıyla hisseleri var. İki manaya. İki manaya Şafiiler birisini almış, Hanefiler birisini. Bu arada niza var. Diyor hadisin ikisine de ihtimali var. لَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ حِينَ اِذٍ Yani diyor ki Peygamber Efendimiz onların hisseleri yoktur dedi bu manayı alırsan. Bu ne demek? Çünkü o vakitte kendisine şu ayet-i kerime nazil olmamıştı. Hangi ayet-i kerime? Estaizu billah. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. O ulul erham, akraba sahipleri. Ba'duhum bazileri. Evla daha evladır, yakındır. Bi ba'din diğer birisine fi kitabillah Allah'ın kitabında. Bu ayet-i kerime nazil olmamıştı. Bu ayet-i kerime nazil olduğu gibi akraba sahiplerinin bazileri bazilerine daha evli. Bu adam ölmüş kimsesi yok. Ammesi var. Halası var. Yahut da dayısı var. Hali var. Bunu mali ona vermeyelim de akrabasına vermeyelim de götürelim. Beytülmal'a koyalım. Bu akraba. Akrabanın akrabası birbirine daha evli. Yabancıya verecek de akrabasına vermeyecek.
Bu ayet-i kerime nazil olmamıştı o vakıttı da. Onun için Peygamber Efendimiz la şey'e lehuma dedi. Felemma nezelet aleyhi, vaktaki bu ayet-i kerime nazil oldu. Ceale lehumel miras. Peygamber Efendimiz bunlara da miras verdi. Bunları Peygamber Efendimiz o vakitte vehiy nazil olduktan sonra, bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra onları mirasa ithal eyledi. E hisseleri ne? Hisseleri ne? Nasıl verilecek? Dörtte bir, üçte bir, beşte bir ne verilecek? Ha, diyor ki şimdi hadiste onu beyan edecek. فَاِنَّهُ قَدْرُوِي عَنْهُ ف۪ي مِسْلِ هَذَا اِذَا. İşte bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayet olun diye. مَا حَدَّسَنَا فَهْتُ قَالَ حَدَّسَنَا يُسُفُ بْنُ بَهْلُولُ قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان وحيان ديل onu da yanlış harekelemiş. قال توفي ثابت بن الدحداح. واسع بن حبان diyor ki ثابت بن الدحداح vefat eyledi. Ashab'tan bir zat. Ve kâne etiyen. Eti demek garip. Garip idi o adam. Yani nesebi meçhul. O ne de diyor? Etiyen ne demek? Ve hu eti ellezî leyse lehu aslun yu'ref. Onun sülalesi me'ruf değil. Asıl yok. Babası, dedesi kim? Bunun sülalesi kim? Yahut da babası, dedesi bilinmiyor. Fakat aslı o kabileden kimdir? Hangi kabileden bilinmiyor. Evet. İşte bu da öyleydi. Baksana babası me'lum. Dehdah. Kendi ismi sabit. Fakat hangi kabileden bilinmiyordu. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sordu. Le'asim ibni Adiyyin. Asim ibni Adiyyin dedi ki hel ta'rifune lehu fikum neseba. Sizin içinizde bunun nesebini biliyor musunuz? Kimden bu? Çünkü bu öldü. Asebesini araştırmak lazım. E filan kesin torunudur dersen, ha o adamın başka oğulları olur, emucesi oğlu olur, miras alırlar. Tabii nesebi bileceğiz ki emuce oğulları ne kadar uzak olursa olsun nesebi olur. E öyleyse bu adamın ulu dedesi kim? Bildiniz mi nesebini? Kale la ya Resulallah. Nesebi meçhul, biz mi bilmiyoruz. Hangi sülaleden, nereden, garip bir adam. Ha, öyleyse bunun asabesi bilinmedi. Ya hiç yok, yahut da meçhul semtlerde. Fede'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i vakitte çağırdı. Eba Lübabete İbni Abdülmünzir. Abdülmünzir'in oğlu Ebu Lübabe'yi çağırdı. Kimdir o? Öyle Eba Lübabe ki İbni Uhtihi. Oraya Uhtihi koyun. Ah sen beni bu yordu. İbni Ahihi demiş. Halbuki İbni Uhtihi. Kız kardeşinin oğlu Ebu Lübabe'yi çağırdı. Öyle ya, kız kardeşi olsa onun farz sahibi vardı. Alırdı. Yarısını farz olarak, yarısını da reddiye olarak alırdı. Fakat oğlu, oğlunun Kur'an-ı Kerim'de hissesi yok. Asabe de değil. Kardeşinin oğlu olsa asabe olur da kız kardeşinin oğlu asabe olmaz. İşte Zevül Erhan. Fakat akrabadır. O kız kardeşinin oğlu akraba. Peygamber Efendimiz sordu ki emucesi oğlu var mı? Nesebi meçhul bilinmedi. Bu vakitte kız kardeşinin oğlu Ebu Lübabe'yi çağırdı. فَاَعْتَاهُ مِرَاسَهُ. Mirasını ona verdi. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ وَرَّسَ اَبَا لُبَابَ. Eba Lübabe'yi varis kıldı. مِنْ ثَابِتٍ. Sabitten. Sabit kim oldu? Dayısı. Öyle değil mi? Dayısı. Sabit ibn-i Dehda. Ebu Lübabe'nin dayısı oluyor. Kız kardeşinin oğlu. Dayısından ona mal kalır mı? Zevil Erham olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz verdi. Halbuki Malikiye Şafii'ye ne diyor? Hayır. Dayısı öldü mü maliye kendine kalmaz. Beytül mala verilir. Peki Peygamber Efendimiz Ebu Lübabe'ye ne için verdi? Diyor ki bir rahimihi, akrabalığı dolayısıyla. Ellezi öyle akrabalık ki beynehu ve beynehu. Eba Lübabe ile Sabit'in arasındaki olan akrabalık. Niye? Birisi yegeni, birisi dayısı. İşte bu akrabalığı dolayısıyla malı ona verdi. Fesebete bizalik. Öyleyse bu hadisle sabit oldu. Mevarisu zevil erham. Zevil erhamın mirası sabit oldu. Resulullah Efendimiz zevil erhamın miras vermiş.
Ve delle sualu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbehu subhanehu ve teala. Peki madem böyleydi de Resulullah Efendimiz niçin dua etti? Cenab-ı Hak'tan istedi. Fi hadisi Ata İbni Yasar, Ata İbni Yasar'ın rivayetinde ki sual oldu. Anil ammeti vel hale. Bir adam ölmüş, ammesi halası var. Hellehuma mirasun emla. Onlara miras var mı yok mu? Dedi. O vakitte Resulullah Efendimiz niye aman madem varis oluyordu da bunlara mal vermedi de Allah'a yalvarmaya başladı. Ya Rabbi dedi adam ölmüş, emmesi halası kalmış, ben bilmiyorum nasıl yapacağım diye niye yalvardı? Vakitte vereydi madem sizin rivayet ettiğiniz hadise göre veriyordu. Niye vermedi? Diyor ki lem yekun nezele aleyhi şeyun fîmâ tekeddeme fî zâlik. O vakitte bu ayeti kerime nazil olmamıştı. Nazil olmadığından dolayı Peygamber Efendimiz hayrette kaldı. Fakat ne vakit ki nazil oldu, ha Peygamber Efendimiz ayetten anladı ki akraba sahibi daha evlat. O mal yabancıya gidinceye kadar akrabasına gitsin. Evet. Fesebete bima zekerna, bizim zikrettiğimiz bu hadiste sabit oldu. Teahhuru hadisi Vasi. Vasi bin Habba'nın hadisi teahhür etmiş. Sonradan sabir olmuş. Hâzâ bu hadisi. Neden? Yani hadisi Ata İbni Yasar, Ata İbni Yasar'ından, Yasar'ın hadisi rivayet etmiş o hadisten sonra sadir olmuş. Çünkü iki hadis birbirine taarruz ederse telif edilir. Telif, evvela bir hangisi evvel, hangisi sonra olmuş, bu araştırılır. Evvel olan mensuh olur, sonra olan nasih olur. Burada da baktık ha, Ata İbni Yasar'ın rivayet ettiği ki hadis mürsel zaten. Şafilere göre delil olmaz ama delil olsa bile o evvelden Peygamber Efendimiz o hadisi buyurmuş. Sonradan ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah ayet-i kerimesi nazil olunca zevil erhami varis kılmış. Ha, öyleyse evvelki hadis mensuh oldu, ikinci hadis nasih oldu. Fekâne nasıhan lehu. Bu Vasi İbni Hibban'ın hadisi Ata İbni Yasar'ın hadisini nesh edici oldu. فَاِنْ قُلْتُمْ Eğer siz derseniz ki اِنَّ حَد۪يسَ وَاسِعٍ هَذَا مُنْقَتِعٌ Siz hadisi munkatiyi kabul etmiyorsunuz. Vasi İbni Habban'ın hadisi de munkatiyadır. Çünkü Vasi İbni Habban kimden rivayet eyledi? Vasi İbni Habban'ın kendisi diyor ki Sabit İbni Dehtah rivayet eyledi. Bu da munkatiyedir. Yani hangi sahabeden rivayet edilmiş? Vasi İbni Habban sahabeden değil. Hangi o da bu da munkati. Bu da delil olmaz diyorlar. Kîle lekum. Size denilir ki bu birinci zümreye hitap ediyor. Ve hadîsü Ata İbni Yasar munkati'un eyde. Bizim sened ittihaz ettiğimiz hadis munkati ise sizin delil getirdiğiniz hadis de munkati'dir. Femen cealekum evlâ. Kim sizi daha evlâ kıldı? Bisebdil munkati'i munkati olan bir hadisi ispat etmekle fîmâ yuvâfikukum. Size muvafık olan, mekdu olan, munkati olan hadisi sabit kılıyorsunuz, alıyorsunuz. Evet. Bunu daha size evlâ kıldı. Neden? Min muhalifikum fîmâ yuvâfikuhu. Sizin muhalifinizin elinde de munkati var. Sizin elinizde de munkati olan bir hadis var. Siz diyorsunuz ki muhalifimizin elindeki hadis munkatidir, yaramaz. Bizim elimizdeki hadis munkatidir, yarar. Neden o da munkati, o da munkati? Neden sizin elinizdeki yarıyor da o yaramıyor? Bunun sebebine tercih bile müracih lazım gelir. Ya ikisini de almayacaksınız, ya ikisini de alacaksınız. Ama birinin keyfine geldiğini al, gelmediğinde at, bu olmaz. وَقَدْ رُوِيَ مِسْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz'den bu rivayet etmiş olduğumuz hadis ki Vasi bin Hibban'ın hadisi munkati olmakla beraber zevil-i erhami varis kıldı. Bunun gibi Resulullah Efendimiz'den rivayetler sabit oldu. Fî âsârin birçok hadisler de öyle hadisler ki müttesiletil esanid. Senetleri muttasil, munkati değil. Hani buna munkati diye itiraz ettiniz. Fakat senetleri muttasil olan hadislerde de rivayetler var. İşte ilmi hadisi iyi bilen bunları bilir. Çünkü ötekiler hadisi munkatiyi kabul etmiyor. Diyor ki bizim elimizdeki senet hüccet olmazsa sizin elinizdeki de hüccet olmaz. Sen bana senedi muttasil ile gelmiş olan hadisi rivayet eyle. Onu getiriyor. Minha işte muttasilül esanid olan hadislerdendir.
ما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن عبادة بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا أبي أمامة بن سهل بن حنيف dedi ki bir adam رمى رجلا bir adama attı ki o da babası Sehl bin Hanif. Sehl bin Hanif attı. Bisem'in bir ok attı. Fakatelehu onu şehit etti. Ve leyse lehu varisun. Onun varisi de yoktu. İlla halun. İlla bir dayısı varmış. Dayısı da Zevil Erham. Fekatebe fî zâlik Ebu Ubeydete bin'l Cerrah ile Ömer bin Hattab. Bu Hazreti Ömer'in emirül müminin olduğu vakıtta olmuş. Bir adam atmış, Sehl bin Hunayf'i şehit etmiş. Bunun da bir dayısı var. Bu mal nasıl teksim edilecek? Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e yazmış. Fekedebe Ömer, Hazreti Ömer ona yazdı ki, İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah Efendimiz buyurdular. Allahu ve Resuluhu, Allah ve onun peygamberi, Mevla men la veliyyele. Velisi olmayanın velisidir. Bir adam öldü. Sahibi yoksa onun sahibi Allah ve Resuludur. Ne demek? Yani onun diyetini onlar öder. Diyetini velisi olursa veli ödeyecek. Velisi olsa Allah ve Resulü öder. Vel halu varisu men la varisele. Bir adamın da varisi yoksa dayısı onun varisidir. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Ravi kim oldu? Hazreti Ömer oldu. Bunu da kime rivayet etti? Ebu Beyde'ye yazdı. Bak işte bu hadis senedi muttasil ile gelmiştir. İtiraz et bakalım bu neresine itiraz edeceksin? Dayısı? Ha. Varisi yoksa vaysıdır. Halümen la variseler. Bir adam öldü. Varisi yoksa dayısı onun varisidir. Halbuki dayısı Zevil Erhan. Onun mirasçısı olur. Haddesene Ebu Meyye. Kale haddesene Ebu Asim. An İbni Cüreycin. An Amr İbni Müslim. An Tavusin. An Ayşe. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eshab'tan bir, Hazreti Ömer'den bu rivayet geldi. İkinci de Hazreti Ayşe'den geldi radıyallahu anha. Kale Hazreti, evet. Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular. El halu, dayı, varisü men, bir kimsenin varisidir ki la varise lehu, onun varisi yok. Adam öldü, varisi yoksa farz sahibi yok, asabesi yok. O vakitte dayısı onun varisidir, mirasını alıyor. Eshab'tan iki zat oldu. Haddesena İbrahim ibn Merzuk al. Haddesena Ebu Asim fezekere bi isnadi mislehu ve lem yerfa'hu. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi İbrahim ibn Merzuk terigile rivayet ediyor. Ona da Asim rivayet eylemiş ama fakat hadis merfu değil, munkati'a. Merfu yani Resulullah'tan rivayet yok da eshabtan birisi öyle fetva vermiş. Ona da merfu değildir derler. Haddesena Ebu Yahya ibn Ahmed ibn Zekeriya ibn el-Haris ابن أبي ميسرة المكي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله ابن جريج دم بو حديث الشريف بو سنة ذكر الذي قال أبو يحيى ديوركي وأراه قد رفعه بنزل لذرم حديث مرفوضر يعني حد بو نجواتي لذا ما منقاتي ديل سندي متصل إلى متصل در حدثنا فات قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال يزيد العقيل أخبرني عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki من ترك كلا فعلي. Bir adam kel terk ederse benedir. Yani bir adam ölmüş, veresesi yok, onun borcu var, başka bir kimsenin onda alacağı var yahut da onun başka türlü bir diyet miyet bir şey tahakkuk etmiş de kel derler ona. Yani yük olmuş. Ümmet-i Muhammed'e yük olmuş. Bunun yükünü kim çekecek? Fe'aleyye, onun yükü bana aittir. Yani onun borcu varsa ben öderim, diyeti varsa ben veririm. Rubbema kâle. Kâle Şöbe. Şöbe diyor ki Rubbema kâle. Belki de Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Kâle ve men tereke mâlen felivariseti. Bir adam ölür de mali kalırsa veresesinindir. Ve ene varisu men la varisele.
Yok, varisi yoksa ben onun varisiyim. Bir adam öldü, varisi yok. Malını kim alacak? Resulullah Efendimiz. Şahsine mi? Yok, beytül malı. Ben onun varisiyim demek, yani onun mali beytül malındır. Akilu anhu ve erisuhu. Ondan akil veririm. Eğer bir adam öldürmüş, diyet verilmek icap ediyorsa onun diyetini veririm. Ve erisuhu, onun varisi olurum. Yani başka varisi olmadığında mirasını da alır, beytül mala korur. Zaten bu kaide-i ümumiye. Bir adamın varisi olsa malını beytül mala korlar. Bir adam kazara adam öldürdü yahut da borçlu düştü, onun hakkını kim öder? Beytül mal öder. Vel halu varisu men la varisele. İşte esasen mehalli istişat bu. Vel halu, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dayı varisü men, bir kimsenin varisidir ki la varisele, onun varisi yoktur. Varisi yok, dayısı var. İşte onun varisi odur. Ya'kilu anhu ve yarisuhu. Dayısı ondan diyet verir, borcunu öder. Ve yarisuhu, malını da alır. Diyeti borcu olsa malını alır. Varsa öder, dayısı öder. Demek ki dayı ne oldu? Zevil erhamdan olduğu halde varis oldu. İşte bu hadisi şeriflerde sabit oldu ki zevil erhamın hissesi var. حدثنا ابن أبي ميسرة قال حدثنا بدل بن المخبر قال حدثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام الطحاوي بشكة ترك للرواية التي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال başka bir tarikten de zikrediyor hadisi, yalnız orada şu fark var. إلا أنه قال diyor ki bu senette şu var ki Peygamber Efendimiz buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Erisu malehu. Bir adam öldü. Veresesi varsa mali veresesinindir. Yok. Veresesi yoksa erisu malehu. Ben onun malına varis olurum. Ve fukku anehu. Eğer esarete düşmüşse onu fekk ederim. Onun diyetini öder. Onu esaretten kurtarırım. Yok. Dayısı var. Vel halu dayı varisu men la varisele. Başka veresesi yoksa dayısı onun varisidir. Ona varis olur ve yefukku anehu, esareti bir şeye düşmüşse onu fekk eder. Haddesene ibn Ebi Meysere kâle haddesene Süleyman ibn Harb kâle haddesene Hammad ibn Zeyd fe zekere mislehu. Aynı hadisi şerifi rivayetiyle de İmam-ı Tahavi ibn Ebi Meysere terikiyle. Haddesene Rabi'ül Mezzinu kâle haddesene Esed kâle haddesene Muaviyyet ibn Salih kâle haddesene Raşid ibn Sa'd. أنه سمع المقدام بن معد كرب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال راشد بن سعد diyor ki ben مقدام بن معد كرب'i bizzat işittim. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyordu ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Allahu ve Resuluhu mevla men la mevla le. Bir adam öldü de onun efendisi yok. Öyleyse ben onun efendisiyim, onun mevlasıyım. Ne demek? يَرِسُ مَالِهُ, malına varis olur. وَيَفِكُ عُتُوَّهُ عُنُوَّهُ, onun esareti varsa onu fekk eder. وَالْخَالُ, dayısı varsa varisu men la varisele, varisi olmayanın varisi dayısıdır. يَرِسُ مَالِهُ, malına varis olur. وَيَفِكُ عُنُوَّهُ, onun esaretini de çözer. Şimdi burada da bak, dayı zevil-i erhamdan olduğu halde asep oluyor. فَهَذِهِ آثَارُ مُتَّصِلَ. İşte bunlar senedi muttasil ile gelmiş olan hadislerdir. قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Orada ra vavdur. قَدْ تَوَاتَرَتْ, tevatür etti. عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den. بِمَا يُوَافِقُ مَا رَوَى الْوَاسِعُ بْنِ حِبَّانِ. Vasi ibn-i Hibban'ın rivayetine muvafık geldi bu rivayetler. وَيُخَالِفُ مَا رَوَى عَتَاءُ اِبْنِ يَسَارِ. Ata ibn-i Yasar'ın rivayetine de muhalif oldu. Şu halde hangisinin rivayeti tercih etti? Vasi ibn-i Hibban'ın zevil erhama hisse var mı yok mu? Var. Ve bu tekniği etti. وَقَدْ شَدَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَبَيَّنَهُ. Bizim okuduğumuz bu hadisi şerifleri kuvvetleştirdi ve bunu daha ziyade beyan eyledi. Ne? Kavlullahi Azze ve Celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifi bunu daha ziyade beyan buyurdu. Yani yukarıda bir takım hadisi şerifleri
zikrettiği delil olarak getirdi ki ülül erhamın varis olması var. Bir adam ölür de farz sahibi yok, asebesi yoksa zevil erham hisse alır. Diyor ki bunu daha ziyade beyan eden ayet-i kerime oldu. Estaizu billah ve ülül erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Bu daha güzel izah etti ki bir adam ölür de veresesi farz sahibi olmazsa rahim sahipleri yabancıdan daha evladır. Yabancı kim? Onun malının beytül malak etmesi. Beytül malak etti mi yabancılara gidecek. Yabancılardan ise akrabaları daha evladır. Ayet-i kerimede onu beyan ediyor. Yalnız burada itiraz edecek şimdi. Diyecek ki فَقَالَ الْمُخَالِفُ لَنَا bize muhalif olan adam dedi ki لَا دَل۪يلَ لَكُمْ فِي هَذِي الْاَيَةِ bu ayette sizin için bir delil yoktur. Ayet-i kerimenin siyak ve sibakında başka türlü bir mana var. Siz bunu anlamıyorsunuz. Sizin için delil yok dedi. Ala ma zehebtum ileyhi min hada. Siz diyorsunuz ki ülül erham, akraba sahipleri daha elyaktır. Halbuki bu ayette buna delalet eden bir şey yoktur. Neden? Le'ennen nâse kânû yetevâresûne bittebennî. Evvela cahiliyette oğulluk yapardı. Bir yabancıyı alır kendisine oğul yapardı. Bir kızı alır kendisine kız yapardı. Ondan sonra derdi ki ben öldüm mü malım buna kalsın. Bu bana varis olsun. O ölürse ben ona varis olayım. Tebenni, oğulluk. Şimdi de kanunlarda var ya yabancı bir adamın oğlunu alıyor kendisine oğul yazdırıyor ki mali buna kalsın. Cahiliyet zamanında bu var idi. Kemâ tebennâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Harise. Peygamber Efendimiz Zeyd ibn Harise'yi de böyle yapmıştı. Peygamberlik gelmezden evvel Zeyd ibn Harise çocuktu. Dayılarının yanına gitmişti. Bir kendi babasının kabilesinden, anasının kabilesine misafir gitmişti. Araplar birbirlerini talan ederdiler. Gece baskın eder, mallarını alır, çocukları alır. Kadın cariye köle diye getirir, cariye diye satardılar. Başka bir kabile geldi, vurdu, onun kabileyi aldı. Bu Zeyd ibn Harise de çocuk bunu da getirdi, köle diye Mekke'de sattılar. Köle diye satılınca Hazreti Hatice radıyallahu teala anha Zeyd'i köle diye satın aldı, Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çalıştı, büyüdü Zeyd. Fakat Zeyd ibn Harise'nin babası Harise, amucesi, bunlar araştırdılar. Bu esirleri bunlar nerede götürdü, sattılar, sordular, dediler ki Mekke'de satılmış. Geldiler Mekke'ye arı arıya Zeyd'i buldular. Zeyd'i buldular. Zeyd'e dediler ki ne bu hal? Dedi ki valla işte ben köle diye sattılar. Ben şimdi Muhammed İbni Abdullah'ın yanındayım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu bizim oğlumuz. Bunun diyetine ne kadar şey yani fidyesine ne kadar para isterseniz verelim. Bunu bize ver dediler. Dedi ki ben Zeyd'i serbest bırakırım. Sizi isterse size gelsin. Beni isterse benim yanımda kalsın. Onlar dediler Zeyd'e ki beni tanıdın mı? Tanıdım dedi. Sen babam bu da amcam. Biz bunu razı edeceğiz. Sen alıp götüreceğiz. Yok dedi. Ben bu adamı terk etmiyorum. Benim bunu da görmüş olduğum fazileti daha kimse de bulamam. Ben bunu terk etmiyorum. Gelmem sizinle dedi. Meyus oldular, yalvardılar, yapma etme dedi ki siz anlamıyorsunuz. Bu adamın kim, hele vakıf peygamberlik geldiği yok. Bunun nasıl adam olduğunu anlamıyorsunuz. Bunu kimse terk etmez dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun sözünden memnun oldu. Zeyd ibn Harise'yi getirdi Beytullah'a. Böyle yapardılar zaten. Getirdi orada bütün Kureyş'in içerisinde dedi ki bu benim oğlumdur. Yerisuni ve erisuhu. Ben ölürsem bu benden miras alır, ölürse ben ondan miras alırım dedi. Kendisine oğul ettiği işte. Dedi ki bu cahiliyette bu adet var idi. فَكَانَ مَنْ فَعَلَ هَذَا her kim bunu yaparsa وَرِسَ الْمُتَبَنِّي مَا لَهُ onu oğul yapan adam bu oğlan ölürse ona varis olur idi. دُونَ سَائِرِ اَرْحَامِهِ diğer akrabaları varis olamazdı. Kimine bu şeyi yapmışsa, tebenni meselesi olmuşsa, mirası ona kalırdı. Diğer akrabaları varis olamazdılar.
Ve kânen nâsü yeteâkedûne fil cahiliye. Bizde cahiliyette pazarlık yapardılar. Teâkut, akit yapardılar ki elâ enner racüle yerisir racül. İki adam aralarında bir pazarlık yapıyorlar. Yahu gel, ona da mevlel muvalat derler. İkimiz bir akit yapalım. Sen ölürsen bana varis ol. Ben ölürsem sen bana varis ol diye. O tebenni değil. O da mevlel muvalat. Akitle oluyor, pazarlıkla. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu cahiliyet adetini kaldırmak için şunu inzal buyurdu. اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ وَاُولُ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْدٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Akrabalar, rahim sahipleri birbirlerine daha evladır. Böyle yabancı bir adamı oğlum demekle sana varis olamaz. Yabancı bir adamla akit yapmakla sana varis olamaz. Akraba daha evladır. Ayet-i kerime nazil olunca cahiliyetteki o itaadeti iptal eyledi. Ne için Cenab-ı Hak bunu inzal eyledi? Def'en li zalik. Bu tebenni ve taakut meselelerini def için. Ve redden lil mevarisi, mirasları da redd için. İlâ zevil erham, zevil erhama redd için. Akraba sahiplerine vermek için. Ve kâle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. Üd'uhum li âbâihim huve aqsadu indallâh. Üd'uhum, siz onları çağırın, li abaihim, babalarına. Mesela Zeyd ibn Harise'ye ne derdiler? Zeyd ibn Muhammed derdiler. Böyle bir kimse bir kimseyi evlat ederse o tebenni eden adamın oğlu diye çağırırdılar. Yok, bunu yapmayın dedi. Kendi öz babası kimse öz babasını izafe edin. İşte onun için bak Zeyd ibn Muhammed demiyoruz. Zeyd ibn Harise. Hu aqsadu indallah. Allah indinde bu daha güzeldir. Aqsad kısıttan, yani daha adaletli bir iştir. İşte öyleyse dediler, sizin dediğiniz gibi ulul erham birbirine akrabalık olmak için bu ayet-i kerime bu hususta nazil olmadı. Cahiliyet zamanında olan tebenni ile taakut meselelerini iptal için nazil oldu. Bu sizin deliliniz değil ki dediler. وَذَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ Gene bu hususta zikreylediler. مَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ زَيْدٍ İmam-ı Tahavi diyor ki Ali ibn-i Zeyd'in rivayet etmiş olduğu hadisi rivayet eylediler. قَالَ Ali ibn-i Zeyd dedi ki حَدَّسَنَا عَبْدَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ عَوْنٍ اَنْ عَيْسَ بْنِ الْحَارِسِ قَالَ كَانَ لِأَخِي عَيْسَ بْنِ الْحَارِسِ diyor ki benim kardeşim için var idi. Kardeşi kim? Şüreyh ibn-i Haris. Haris'in oğlu Şüreyh. Haris'in iki oğlu var. Biri İsa, biri Şüreyh. Rivayet eden İsa. İsa diyor ki kardeşim Şüreyh için var idi. Onun cariyetin bir cariye. Onun bir cariyesi var idi. Feveledet cariyeten. O cariyeden bir kız oldu. Feşebbet büyüdü. Fezevvecaha. Kardeşim onu cariyesinden olan o kızı tezvic etti, nikahlandırdı. Fevaledet gulamen. Bir oğlan doğurdu. Ve matetil cedde. Cedde de vefat etti. Oğlanın nenesi. Bu cariyenin kızı. Evet. Fahtaseme Şüreyh'in vel gulam. Şüreyh ile Haris'in oğlu Şüreyh ile bir de o köle, ikisi muhasebe ettiler miras hakkında. Kime? İlâ Şüreyh'in Kadî Şüreyh'e gittiler. Kadî Şüreyh'e gitti. Birisi diyor ki benim nenem öldü. Anasının anası. Bu mal benimdir diyor. Öteki de diyor ki benim cariyemin kızıdır. Cariyemin malı kime kalır diye? Efendisine cariyenin. Onun kızı efendisine kalır. Şimdi burada Mevla var. Bir de Zevil Erham'dan kızının oğlu var. Hangisine verilecek? Kadî Şüreyh'e gittiler. Hüküm istediler. Kâle, Kadî Şüreyh ravi diyor ki fece'ale Şüreyh'ün Kadî Şüreyh kıldı. Yekûlu der oldu ki leyse lehu mirasun fî kitâbillâhi teâlâ. Allah-u Teala'nın kitabında bu oğlanın bir mirası yok. Kızının oğluna ne verilecek diye bir şey geçmemiş. Yalnız innemâ huve bu oğlan İbn-i Bint'in kızının oğludur. Ölen kadının kızının oğludur. Uzak değil ki, kızının oğlu yakın. Ama kızının oğluna Kur'an'da nısıf verilecek, bakı verilecek, farz sahibidir, asebedir bir şey yok.
yalnız akrabalığı var. Hem de yakın. O da ne? Kızının oğlu. Öyleyse iştihad etti. Kendi iştihadiyle ve kadalil ulami bil miras. Kölenin lehine hüküm verdi. Dedi ki miras bu oğlanındır, kızının oğlundur. Ya efendisi ona hiçbir şey vermedi. Anasının efendisi ona bir şey vermedi. Kale Kadı Şüreh dedi ki ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Cenab-ı Hak ayeti kerimede akraba sahipleri bazısına daha evladır buyurdu. Binaenaleyh kızının oğluna malı veriyorum dedi, hükmü verdi. Kale ferakibe Meyseret ibn Zeyd ile Abdullah ibn Zübeyir. Bunun böyle hüküm vermesine Abdullah ibn Meysere şüphelendi. Acaba bu doğru mu oldu, eğri mi oldu? Hemen bindi Abdullah ibn Zübeyir'e gitti. فَحَدَّثَهُ بِالَّذ۪ي قَدَى بِهِ شُرَيْحِ Kadı Şüreyh Kufe'deydi bu mesele. Tabi Kufe'de oluyor. O da gitti Abdullah ibn Zübeyir Mekke'de. Mekke'de haber verdi ki Kadı Şüreyh böyle bir hüküm verdi. Bu hüküm doğru mu değil mi? قَالَ رَاوِ diyor ki فَكَدَبَ بِنُ الزُّبَيْرِ لَا شُرَيْحِ Abdullah ibn Zübeyir Kadı Şüreyh'e yazdı. Ki اِنَّ مَيْسَرَةَ حَدَّسَنِي Meyseret ibn Zeyd bana söyledi ki اَنَّكَ قَدِيْتَ كَدَى Sen şöyle hüküm vermiştin. Ölen bir kadının anasını azat eden bir efendi. O da azat etmemiş. Cariyeyken ölmüş. Onun efendisi. Bir de kızının oğlu var. Sen hükmü kızının oğluna vermişsen, efendisine vermemişsin. Halbuki kızının oğlu Zevil Erhan'dan. Öteki azat eden o asabeden. Ona vermesi lazım. Bu asabe değil mi? Mühtik asabedir. Azat eden adam mühtik de olmasa, cariye de olsa, azat değilse burada azat meselesini demiyor ya. Ha azat etsin, ha cari olarak olsun. Onun kızının efendisi mal ona kalması icap ediyor. Sen tersine hükmetmişsin dedi. Ve kulte inde zalik. Hem de hüküm verirken demişsin ki delil olarak ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Bu ayeti kerimeyi de sen delil getirmişsin. Bu böyle değildir diyor Abdullah ibn Zübeyir. Fe innema kanet tilkel ayat. Bu ayeti kerimeler oldu fil asabat fil cahiliye. Cahiliye zamanındaki asabeler hakkında oldu. Cahiliyette oğul yapar, onu asabe yapardı. Birisiyle akıt yapar, onu kendisine asabe yapardı. Bunları iptal için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayetleri inzal buyurdu. Senin hükmün yanlıştır dedi Kadı Şüreyha. Ve kâne r-racülü fil cahiliyeti yu'akidur r-racül. Cahiliyette bir adam diğer bir adamla akıt yapardı. Feyekûlü derdi ki, terisuni varisuke, sen bana varis ol, ben de sana varis olayım. Felemmâ nezelet hâzîl âye türke zâlik. Vaktaki bu ayeti kerime terk olundu, ba'de terk edildiğini akrabası varken, diğer yabancı adam, sen benden miras al, ben senden miras alırım demesi bu iptal oldu gitti. قَالَ فَقَدِمَ الْكِتَابُ اِلٰى شُرَيْحِ Abdullah ibn Zübeyir'in bu kitabı Kadı Şüreyh'e teklim bulundu, getirildi. فَقَرَهُ okudu. وَقَالَ Kadı Şüreyh dedi ki اِنَّمَا اَعْتَكَهَا حِيْتَانُ بَطْنِهَا Abdullah ibn Zübeyir'in sözünü kabul etmedi. Ne dedi? Dedi ki اِنَّمَا اَعْتَكَهَا O ölen kadını azat etti. Ney? حِيْتَانُ بَطْنِهَا Onun karnının balıkları. Yani oğlu. Oğlu çocuğu değil mi? Ya bir denizde nasıl balık çıkarsa onun karnından da çocuk çıktı. Orada teşbih var. Karnının balıkları yani ondan doğan çocuk onu azat etti. Ve eba en yerce en katayhi. Vermiş olduğu o kadardan rücu etmeden iba etti. Dönmedi. Yani benim hükmüm hükmümdür. Bu oğlan hür olmuştur. Onun anasından o doğdu ya. O doğduğu gibi oğlan onu hür etti. Hür ettiği gibi mal ona kalır. Bir kadın ölür de oğlu varsa yahut oğlunun oğlu varsa başkasına kalır mı? Kalmaz. Şimdi bu mesele muhtelefin fih oldu. İhtilaflı oldu. Bir kadın öldü. Bir onun anasının efendisi var. Bir de kızının oğlu var. Kızının oğlu Zevil Erhem. Bu mal alabilir mi? Alamaz mı? Abdullah ibn Zübeyir kabul etmedi. Kadı Şüreyh kabul etti. Şimdi bunlar diyorlar ki siz bu ayeti kerimeyi de Zevil Erhem'e hisse veriyorsunuz. Bu Zevil Erhem'e delil olmaz mı? Bak Abdullah ibn Zübeyir ne diyor?
cahiliyette olan tebenni ve taakut meselelerini iptal için nazil olmuştur bu. Ve kâne minel hücceti lil âkherîne alâ ehli hâzil mekâle. Peki zevül erham hisse alır diyenlerin lehine olan hüccettendir diyor. Kime? Almaz diyenlerin aleyhine. Enne Abdullah ibn Zübeyr kad ahbere fi hadisi haza. Diyor ki biz deriz ki Abdullah ibn Zübeyr bu hadisinde haber verdi ki ennehum kanu yetevaresune bitteakudi dune lensab. Cahiliyette nesepleri itibar etmezdiler. Pazarlıkla birbirlerinden miras alırdılar. Adamın babası varmış, kardeşi varmış, oğlu varmış, onun nezeri itibarı almaz. Gider bir adamla taakut yapar ki sen ölürsem senin mirasın bana kalsın, ben ölürsem ise benim mirasım sana kalsın. Anayı, babayı, başkasını düşünmezdiler. Cahiliyette böyle bir adet var idi. Fe'enzelallahu azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inzal buyurdu. Redden li zalik, bu akideyi iptal için, redd için, es-eûzü billah, ve ulul erhami ba'duhum evlâ bi ba'din fi kitabillah. Bu ayet kerimeyi inzal buyurdu ki böyle taakud ile pazarlıkla miras olması ya nesepli olur. Fekâne fî hâzî lâye, bu ayeti kerimede uldi, def'ül mirâsi bil âkideti. Akd ile yapılan, pazarlıkla yapılan mirâsi def oldu. Ve îcâbuhu li zevil erham, o mirâsi zevil erhama vacip kılmak oldu. Böyle pazarlıkla miras olmaz ya, nesepli olur. Dûnehum, dûnehum dedik ki yani taakud ile olanlar değil de akraba sahipleriyle sahiplerine miras olur. Ve lem yübeyyin lena, Cenab-ı Hak bize beyan eylemedi. Fî hâzîl âyeti bu ayette beyan eylemedi ki enne zevil erham, akraba sahipleri buradaki ve ülül erham dedi. Ülül erham kim? Rahim sahipleri. Humul asebe, asebeler midir? Ev gayruhum, başkaları mıdır? Onu beyan eylemedi. Çünkü adam öldü. Oğlu var. Oğlu ülül erham değil mi? Ülül erhamda. Ülül erhamda. Evet. Babası var, o da ülül erhamda. Kardeşi var, o da ülül erhamda. Dayısı var, o da ülül erhamda. Amcası var, o da ülül erhamda. Emmesi, halası var, onlar da ülül erhamda. Fakat bu ayet-i kerimede mutlak zikreyledi. Ülül erhamda maksat burada asebi olanlar mı? Yoksa asebi olmayanlar mı? Yoksa asebi olan ve olmayan bunlar mı? Meçhul. Onun için bak bize beyan eylemedi. Evet, mutlak. Fakat yehtemülü en yekûnû humul asebe. Caiz ki ülül erhamdan ayet-i kerimede zikredilen ülül erhamdan murat asebeler ola. Asebe kim idi? Bir adamın aslı meyyit, cüz-i meyyit, aslı hep cüz-i-ce. Aslı meyyit dedi ki babaları, dedeleri. Evet. Cüz-i meyyit dedi ki oğlu, oğlunun oğlu aşağı in. Evet. Cüz-i eb dediği kardeşleri, kardeşlerin oğulları. Cüz-i cet dediği amuceleri, amucelerin oğulları. Asebe bunlar. Acaba caiz ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bunları kasteyledi. Ve yehtemülen yekûne, bir de ihtimali var ki bu ulüler hamula, küllezî rahimin, her bir akraba sahibi ola. Uzaktan yakından ona akraba oldu mu işte o ulüler hamdır. Bu ikisine de bu ayet-i kerimenin ihtimali var. Alâ mâ câhâ fî tefsîlil mevâris. Nitekim miras meselelerinde tafsili geldi. Fî gayri hâdel hadis, bu hadisin gayrisinde. Felemmâ kâne mâ zekernâ kedâlik. Baktaki mesele bizim zikrettiğimiz gibi oldu. Yani ve ülül erhâmi bâduhum evlâ bi bâdin fî kitâbillâh'taki ülül erhamdan maksat asabe mi, asabenin gayrisi mi? Hangisi? İkisine de ihtimali var. Asabelerin de olmak ihtimali var. Yok, asabe değil de fakat uzaktan akrabalığı var. Onun da olmak ihtimali var. Böyle ki oldu sebete. Sabit oldu ki en la hüccete la hadil ferikeyni fi hadel hadis. O hadiste bu iki firkanın hiçbirisine delil yok. Ne zevül erhami mehrum edenlerin delili var, ne zevül erhama miras verenlerin delili var. Çünkü mutlak. Evet. وَاِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثِ Peki bu hadis nedir? Bu hadis değil. Hüccetun hüccettir ala zahibin, bir mezhep sahibine ki لَوْ زَهَبَ اِلَى مِرَاسِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ İki adam pazarlıkla, akıtla birbirlerine miras oluyorlar. Buna zahip olmuş. Akıt yaparlarsa birbirinden miras alırlar diyenlere reddiye var. دَعْدُهُمْ مِنْ دَعْدُ
bazıları bazılarından pazarlıkla miras alacaklar. İşte onların aleyhine hüccet var. O mezhebe zahip olanların aleyhine hüccet var. La gayru zalik, başkası yok. فَهَذَا مَعْنَى حَد۪يسِ اِبْنِ زُبَيْرِ İşte İbn-i Zübeyir'in hadisinin manası bu. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh ne dedi? Teakud ile bir de tebenni ile baideler var dedi. Bunu iptal için bu ayet-i kerime nasip olur. Peki ayet-i kerimede Ulul Erham'dan şimdi ne mana çıkaracağız? Ulul Erham, yakın akrabası var, o akrabaların içerisinde farz sahibi olan var, asebe olan var, ne farz sahibi ne asebe olmayanlar var. Bu mutlak kaldı. Öyleyse bu ayet-i kerime ne o tarafa delil olur ne de bu tarafa. وَقَدْ زَهَبَ اَهْلُ بَدْرٍ اِلَى النَّوَارِيْسِ زَوِ الْاَرْحَامِ Şimdi biz bunu ispat etmek için bu ayet-i kerime de bir serih hüccet yok. Öyleyse Eshab-ı Bedir'den birçoklarından rivayet edeceğiz ki Zevi l-Erham mirasa dahildir. Miras alırlar. Şimdi bu nasıl oldu? Ayet-i kerime mutlak olunca onun tefsiri yahut da izahı hadise kaldı. Hadiste de en müteber olan Ehl-i Bedir'den hadisler rivayet edecek. Ki bak onlar rivayet ettiler. Zevi l-Erham'ın hissesi var. Evvela Hazreti Ömer'den başladı. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ مَا ذِكَرْنَهُ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا اَنْ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ İşte onlardan birisi diyor, Hazreti Ömer'in yazmış olduğu kitap delildir. Kime yazdığı kitap? İlâ Ebi Ubeyde ibn-i Cerrah. فَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ عُبَيْدَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Diyor ki Hazreti Ubeyde'ye yazdı o meselede. فَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ عُبَيْدَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Ebu Ubeyde onu zikreylemedi. Yani itiraz eylemedi. Eğer Hazreti Ömer vermiş olduğu hüküm muhalif olsaydı Ebu Ubeyde itiraz ederdi ki ya Ömer sen hakikaten hilafına yazdın bunu. İtiraz eylemedi. فَدَلَّنَّ مَذْهَبَهُ ف۪يهِ كَانَتْ مَذْهَبِهِ O delalet etti ki Hazreti Ömer'in mezhebi neyse Ebu Ubeyde'nin mezhebi de o. Zevil Erham miras alırlar. وَقَدْ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ اَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اُتِيَ زِيَادٍ Ziyad'a gelindi. Bir adam geldi. فِي رَجُلٍ مَاتْ Bir adam hakkındaki öldü. وَتَرَكَ أَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ Bir annesini bir de halasını terk eyledi. فَقَالَ dedi ki هَلْ تَدُرُونَ كَيْفَ قَدَى عُمَرُ فِيهَا Ömer nasıl hükmetti onu biliyor musunuz dedi. قَالُوا لَا dediler ki bilmiyoruz. قَالَ dedi ki وَاللّٰهِ اِنِّي لَعَالَمُ النَّاسِ بِقَدَاءِ عُمَرَ فِيهَا Hazreti Ömer nasıl hükmettiğini ben hepinizden iyi bilirim dedi. جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ Ammeyi kardeş menzilesinde kıldı. وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ Halayı da üht menzilesinde kıldı. فَاَعَتَ الْعَمَّةَ الثُّلُسَيْنِ Ammeye malın üçte ikisini verdi. وَالْخَالَةَ الثُّلُسَيْنِ Halaya da birisini verdi. Ammesinin için kardeş yerinde kıldı baba tarafından olduğunda. Halasını üht yerinde kıldı ana tarafından olduğunda. Ammeye iki verdi, halaya da bir verdi. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين والخالة الثلث حسن بسيل عزرة عمردن روايت ediyor ki عمّيه 3'te 2 verdi خاليه 1 verdi حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم المسروب قال يتي عبد الله في إخوة لأم وأم Abdullah bin Mesud'a geldiler, danıştılar ki bir adamın ana bir kardeşleri var, bir de anası var. Adam ölmüş. Anası var, bir de ana bir kardeşleri var. فَاَعْتَ الْاِخْوَةَ مِنَ الْاُمَ سُلُسُ Ana bir kardeşleri birden fazla olduğundan onlara sülüs verdi. وَاَعْتَ الْاُمَّ سَائِرَ الْمَالِ Malın gerisini de anaya verdi. Evet. وَقَالَ Dedi ki اَلْاُمُّ عَسَبَةُ مَنْ لَا عَسَبَةَ لَهُ Bir adamın asebesi yok, yoksa anası asebedir dedi. Evet. Ve kâne lâ yeruddu alel ihveti l'ümmin me'al üm. Peki bu reddiye meselesinde reddiye vardır. Ana ne alır? Üçte birisini alır. Ötekiler de üçte birisini alıyor. Mal geldi üçte. Üçte birisi anasına, üçte birisi de ana bir kardeşlerine. Bir kaldı. Bu bir ne olacak? O da reddiye edilecek. Yarısı anasına reddedilecek, yarısı da ana bir kardeşlerine reddedilecek.
Fakat Abdullah bin Mesud dedi ki ana bir kardeşlere hediye olmaz. Onun mezhebi öyle. Ya o reddiye yalnız anasını vurur. Onun mezhebi böyle. Ama diğer eshab diyor ki hayır. Herkesin almış olduğu hisse mucibince reddedilir. O sürüs aldı, onlar da sürüs aldı. Öyleyse o kalanın da sürüsü anaya, sürüsü de ihvelümeye o vakitte mal yarı yarıya gelir. O dedi ki Abdullah bin Mesud hayır. Ana bir kardeşlere reddiye olmaz. O anaya reddedilir. Marın üçte ikisi anasınındır. Birisi de ana bir kardeşlerinindir. Ve ala ve la ala bneti ibnin ma bneti sul. Öz kızı varsa kız, oğlunun kızına da reddiye yapmazdı. Nasıl? Bir adam öldü. Bir kızı var. Malın yarısı. Üçü kıza verdik. Altıda birinde oğlunun kızına verdik. Kaç etti? Dört. Kaç kaldı? İki kaldı. Bu ikiyi kime vereceğiz? Ha, diğer hesap diyor ki bunu da reddiye yaparız. O da farz sahibi, o da farz sahibi. Herkesin hissesi, miktarınca onlara reddiye yapılır. Abdullah bin Mesud dedi ki öz kızı varken oğlunun kızına reddiye olmaz, öz kızına veririz. Öz kızı o kalanı da aldı, altıda beşini öz kızı aldı, birisini de oğlunun kızı aldı. Abdullah bin Mesud'u mezhebi. Bir ve la ala ahavatin la bin ma uhtin li abin ve ummin. Bir de kime reddiye yapmazdı? Öz kız kardeşi var. Bir de ana baba bir kız kardeşi var. Öz kız kardeşi yarıya alır. Baba bir kız kardeşi altıda biri alır. Aynen bint ile bintülü bin gibi. Geriye kalan mal kim olur? Yok bir şekilde olur dedi. Yok lâbe olmaz. Bunun mezhebindir. Daha kime reddiye yapmazdı? Ve la alem râetin adamın ailesini. Onda ittifak var, ihtilaf yok. Zevç ama bazı mezheplerde var gene. Diğer eshaptan bazılarına göre zevceye de reddiye olmuyor. Fakat cumhur-i eshapta hayır. Zevci zevceye reddiye olmaz. Evet. Fakat mezheplerden birisi ise eshaptan birisinin reyine göre onlara da reddiye olur. Abdullah bin Mesud'da kadına reddiye olmaz. Ve la ala ceddetin. Ceddeye de reddiye olmaz. Ve la ala zevcin. Zevce de reddiye olmaz. Evet. Haddesena aleyyün. Şimdi burada bunlar neyi ispat etti? Abdullah bin Mesud zevil erhama hisse veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Mesela o. Kale haddesena Yezid. Kale akberena Kays ibn Rabi. An Ebi Hüseyin. An Yahya ibn Vessab. An Mesruk bin Abdullah. Kale el haletu valide. Abdullah bin Mesud dedi ki hala insanın anasıdır. Anası yoksa hala anasının yerine kayındır. Yani mirası o alır. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى حزرة عمر حكم لدي للأمة الثلثين أما يأشتئكي وللخالة الثلث قال يد الثلثي حكم لدي. حدثنا علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله عن عمر مثله. Hazreti Ömer'den aynı hadisi Şerif İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet eyledi. Haddesena Aliyyun gala haddesena Yezid gala ahberena Süfyan-ı Sevri an Mansur'in an Fudayl an İbrahim gala kâne Ömer ve Abdullah. İbrahim dedi ki İbrahim'in de hayır. Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud her ikisi de yüverrisânil erham ölül erhamı varis kılardılar. Dûnel velâ. Velâ'yı değil. Velâ hangisi? Adam cariyeyi azat etmiş. Cariye ölmüş. Farz sahibi yok. Asabesi de yok. Yalnız azat eden var. Azat eden asabı oluyor. Fakat Hazreti Ömer ile Abdullah bin Mesud derdir ki yok. Onun başka rahim sahibi varsa malı onlar alır. Halası, annesi, zevil erhamdan kimse varsa o alır. O azat edene verilmez. Böyle yapardılar. Şimdi o ashab arasında o ayrı bir ihtilaflı mesele de yalnız zevil erhama hisse vermişler mi vermemişler mi? Vermişler. Kultu inkâne Aliyyun radıyallahu anhu yef'alü zâlik. Varis diyor ki Hazreti Ali de bunu yaparsa ya inkâne Aliyyun. Yani Ali oldu mu radıyallahu anhu yef'alü zâlik. O da böyle mi olurdu? Yani zevil erhama verir de velâ sahiplerini reddederdi. Kale dedi ki kâne aliyyun radıyallahu anh eşeddehu fî zâlik. Bu mesele hakkında o daha şiddetliydi.
Velayı hiç itibar etmezdi. Ülül Erham'ı itibar ederdi. Şimdi şeyden, Ashab-ı Bedir'den üç kişi Hazreti Ömer, Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali. Haddesen Ali'yun gâle haddesena Yezid gâle akberena Abide en Habbanil Câfi en Süveydi bin Gafle enne racülen mâte. Bir adam öldü. Ve tereke bneten ve mraeten ve mevlaten. Bir kızını terk etti. Bir de ailesini terk etti. Bir de kendisini azat eden bir köleyi azat etti. Kale Süveyd. Süveyd dedi ki inni câlisun inde Ali'yim. Ben Hazreti Ali'nin indindeydim. İz câethu mislu hâzihil kıssa. Eynen bu kıssaya benzer bir mesele geldi. Fe'atebnetehu ennesif. Kızına malın yarısını verdi. Ve mra'atehu es-sümün. Sekizde birini ailesine verdi. Sümme radde ma bakiye kabakı kalan da reddetti. Ale bnetihi kızına reddiye verdi. Ve lem yu'til mevla şey'en. Mevlasını azad eden hiçbir şey vermedi. Evet. Bu da Zevil Erham'a Hazreti Ali radıyallahu ta'ala vermiş. Allahu ta'ala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن حبان الجعفي قال كان عند سويد بن غفلة فذكر مثله. Dün okuduğumuz hadisi şerifte Süveyd diyor ki ben Hazreti Ali'nin yanında oturuyordum. Onun başka bir senetle o hadisi ispat ediyor ki bir adam geldi. Hazreti Ali radıyallahu anh'a sordu ki bir adam ölmüş, bir kızı var, bir ailesi var, bir de kızının oğlu var. Hazreti Ali radıyallahu anh yarısını kızına verdi. Evet, ailesine de sümünü verdi. Sümme radde ma bekiye lebneti. Yok, oğlunun kızı yok, kızı yok. Kızıyla bir de ailesi var. Sekizde bir ailesine vermiş, yarısını da kızına vermiş. Oldu, sekizde bir. Birisi ailesine, dördünde kızına, beş kaldı, üç. Üçü de gene kızına reddetti. Buna da reddela zevül furudi nesebiye derler. Yani vakı kalan esebe olmadı mı onu reddederler. Burada kızına verdi. Sekizde üçü evvel. Sekizde biri. Sekizde bir ailesine. Sekizde dördü de kızına. Kalan üçünü de yine kızına verdi. وَلَمْ يُعْتِ الْمَوْلَى شَيْئًا Bir de onun efendisi vardı, efendisine, yani asad eden efendisi efendisine vermedi. Mesela burada. مُعْتِق, asabe olur. Cumhur-i sahabenin kavline göre. Fakat Hazreti Ali'ye göre sahabe olmaz. Burada Hazreti Ali'nin fetvasını beyan ediyor ki, kızı yarısı alacak, yarısını kızı alacak. Sekizde birisinde ailesi, eder beş, üçünü de azad eden kimseye mu'tik ve asabedir ona verecekti. Hazreti Ali vermedi. Ashab arasında bu ihtilaflı da onu beyan ediyor. Haddesena evet. Haddesena Ali yungale haddesena abdetu. Kale akhberena ibnül mübarek. Kale akhberena şerik. An Cabir an Ebi Cafer. Kale kâne aliyyun. Hazreti Ali radıyallahu anh oldu. Yeruddu bekiyyetel mevaris. Mirastan kalan bakiyi verirdi. Alâ devissihâ min zevil erham. Akrabalarından sehim sahiplerine verirdi. Sehim sahipleri Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş nısır, sülüs, sümün neyse bu alacaklar kimse akrabasından olan onları reddederdi. Akrabasından olanlara bak ailesine reddetmedi. Adam yukarıki meselede geldi ya kızı var, ailesi var. Bir de azat etmiş efendisi var. Ne yaptı? Efendisine hiçbir şey vermedi. Niye? O dedi ki bir defa ülülerham değil. Zevilerham değil. Zevil Erham ailesini de oradan çıkardı. Orada zevciyet dolayısıyla o adama şeysi var, yakınlığı var. Yoksa rahim dolayısıyla bir şey yok. Akrabalığı yok. Rahim dolayısıyla kimi var? Bir tek kızı var. Kız da zaten yarısını farz olarak aldı. Bekiyesini de redd olarak aldı. Haddesena Aliyyun gâle haddesena abdetu gâle akberen ebnül mübarek. قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال أتي زياد زياد ابن أبيه واريا bu meşhur hani Ebu Süfyan'ın Taif'te bir kadına zina etmiş ondan hasil olmuş bu ilk önce Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ordusundaydı
Sonra Hazreti Muaviye bir siyaset yaparak onu kendisine kardeş ilan etti. İki üç adam şahit geldi, dediler Ebu Süfyan'ın oğludur. Cahiliye zamanında onlar da zaten nikah mükevveli mühürmetleri değil. Biz şehadet ederiz dediler. Anasına da Mercane derdiler. Mercane'den olmuş bu Ümmü Mercane. Ondan Ebu Süfyan'ın gayrimeşru oğludur diye onun kardeşliğini kabul etti. O geçti Muaviye tarafına. Muaviye tarafına geçtikten sonra işte Kufa'ya vali yaptı. Ki Hazreti Ali'ye Kufa'da daima minberlerde söydürürdü. Bu ziyar. Fakat Kufa'nın valisi. Gene namaz kıldırıyor, Müslümanlık dava ediyor. O hay hengen. Fakat Hazreti Ali'nin bir numaralı düşmanı. Bunu yukarıda da geçen de okuduk ya. Hatta o kadar yapmış ki bütün Kufa halkını toplamış. Ali'den biz beriyiz. Ali'ye sökeriz. Ali'yi sevmeyiz diye nasıl icbar etmiş. Toplamış, icbar edecek. Ya orada yatıraf edecek, Hazreti Ali'ye küfredecek, sökecek, yoksa boyun gidecek. İşte o vakitte ashabdan birisi de orada var, Ensar'dan. Okuduk onu. Diyor ki, bütün nas bir sıkıntıya düştü. Cami dolmuş, hükümet konağı dolmuş, bütün salonlar vesaire dolmuş, askerler ellerinde kılıçlar bekliyor. Herkesi teker teker imtihana sokuyor. Ya başından kılıcı yiyecek, ya Hazreti Ali'ye küfredecek, sökecek. Yani fitneye bak. Diyor, orada bana bir hafif uyku gibi bir şey geldi. Bir de baktım, deviye benzer bir acayip bir mehluk, bir ayağı topal, başı kel bir acayip mehluk geliyor. Nesin sen? Dedi ki, bu kasrın sahibini helake geldim ben, Allah tarafından memurum dedi. Birdenbire, oğlum bu uyku mu yoksa hayal mi? Yanındaki adamlarına soruyor ki, bu gözümde ben bir hayvan gördüm, bunu gördünüz mü? Yok, bir şey görmedik. Ya şimdi böyle bir acayip mehluk geldi, bu kasrın sahibini helake geldim dedi. Görmediniz mi? Yok, görmedik ya bunu. Hayal mi? Nasıl beynin nevmi vel yakaz ederler ya. Biz bu andayken birdenbire saraydan bir adam çıktı kasırdan. Dedi ki, dağılın çünkü kasır sahibi meşhur. Meğerse taun başlamış hemen o anda. Onda tavım başlamış. Tavım başlayınca şaşırmış. Millet benden dağılsın demiş. Bu sefer tavunundan kurtaracağı yok. Kadi Şüreyh'i çağırıyor. Diyor ki ne yapacağım ben? Diyor ki ne yapacaksın? Buna sabredeceksin. Ölümünle beraber bir yatakta yatacağım. Diyor ne yapacaksın? Çaresini? Çaresini kurtaracaksın. Kurtara hiç olmazsa sükut edersen, razı olursan gittik gene sende kalır. Yok kaçayım, gideyim, tedavi edeyim dersen gene ölürsen bir de bir sene korkaklık izafesi gelir, iki taraftan rezil kepaze olursan diye. İşte o ziyat. Valinin, Kufa'nın valisi. Fakat gene fetvalar veriyor, hüküm veriyor, namaz kıldırıyor, cumaları o kıldırıyor, bütün hükümün elinde. Buna bir fetva geldi. Mesela dedi ki bu. Fetvayı sordular. Ütiye ziyat. Fî ammin lü ümmin ve hâletin. Bir adam ölmüş. Bir ana bir amucesi var, bir de halası var. Bu nasıl teksim edilecek? Bu sefer ziyat ne dedi? فَقَالَ أَلَا اُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءِ عُمَرْ فِيهَا. Dedi ki, Hazreti Ömer bu meselede nasıl hüküm etmişse bunu size haber vereyim mi? اَعْتَ الْعَمَّ لِلْاُمْ Ana bir amucesine verdi, اَسْسُلُسِي Üçte ikisini verdi. وَاَعْتَ الْخَالَ Haleye de Hazreti Ömer verdi, اَسْسُلُسَ Üçte biri. Mali üçe teksim etmiş. Üçte ikisini baba tarafından olana vermiş. Üçte birisini de ana tarafından olana vermiş. Hala ana tarafından, am baba tarafından. O amucesi de baba tarafından ama ana bir babasının kardeşi ama ana bir kardeşi. Fakat gene baba tarafı. Haddesena Ali ibn Zeyd. Kale haddesena Abde. Kale akhberena ibnül mübarek. Kale akhberena Şöbeten Süleyman. Kale Abdullah ibn Mes'ud. Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi ki lil ammeti sülüsan ve lil haleti es-sülüs. Ammeye malın üçte birisi vardır. Haleye de malın üçte birisi. Amme üçte ikisi, hala üçte birisi. Yukarıda dedi ki Eshab-ı Bedir zevil erhame hisse verdiler. İşte onları birer birer beyan ediyor. Hazreti Ali'den rivayet getirdi, Hazreti Ömer'den getirdi, Abdullah bin Mesud'den getirdi. Bunlar hep Eshab-ı Bedir ve zevil erhame hisse vermişler. Kultu, ravi diyor ki ben dedim ki Esmi'tehu min İbrahim. Evet. Sen bunu İbrahim'den işittin mi? Kale huve edellu ma semi'tuhu minhu.
İbrahim'den işittiğimin en iyi delil olanı budur. Yani ondan birçok şeyler işittim de fakat en kuvvetlisi budur demek istiyor. اَدَلُّ مَا سَمِعْتُوا مِنْهُ حَدَّسَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدَتُ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ اَنْ شُعْبَ اَنِ الْمُغِيرَ اَنْ اِبْرَاهِيمَ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ İbrahim'in Nakhay Abdullahi bin Mesud'den rivayet ediyor mislehu. Aynı hadisi. فَهَذَا işte bu gördüklerim var ya هَا اُولَٰي اَهْلُ بَدِرِ Ehl-i Bedir'dir bunlar. قَدْ وَرَّسُوا زَوِ الْاَرْحَامِ Rahim sahiplerini, akrabaları varis kıldılar. Ne sebebiyle? بِاَرْحَامِهِمْ Akrabalıkları sebebiyle onları varis kıldılar. وَاِنْ لَمْ يَكُونُوا عَسَبَ Onlar asebe olmadıkları halde, onlar asebe değiller. Asebe olmadıkları halde akrabalıkları dolayısıyla onlara mal verdiler. Öyleyse zevil erhama verilmez, asebe olmazsa zevil erhama mal verilmez, beytül mala kalır diyenlerin delili zayıf oldu, çürük oldu. Niye? Ashab-ı Bedir'den bak kaç kişi zevil erhama hisse vermiş. Feinkâne ile taklid. Şimdi zevil erhama hisse vermeyenlere diyoruz ki siz teklitle mi amel ediyorsunuz, rivayetle mi, kıyasla mı? Feinkâne ile taklid. Eğer mesele teklid ise, ashabi teklid etmek ise, ashabın vermiş olduğu fetva ile amel etmek ise فَتَكْلِيدُهَا اُولَٰئِ اَوْلَٰى İşte bunları teklid etmek daha evladır. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud bunları teklid etmek, diğerlerini teklid etmekten daha evladır. وَاِنْ كَانَ اِلَى مَا رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yok, siz teklid değil de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayete nazar edersinizse فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ Rivayet ile amel ederseniz Resulullah Efendimiz'den de işte rivayetleri biz zikrettik. Ondan da rivayet var. Burada tutmamış. عَنْهُ Sizin kitaplarda tutmuş da bilmiyor. Evet. وَاِنْ كَانَ اِلَى النَّزَرِ Yok. Kıyasa bakarsınız derseniz ki biz kıyasına emel edeceğiz. فَاِنَّا قَدْ رَئِيْنَا Biz gördük ki الْعَصَبَةَ Asebe olanlar يَرِسُونَ Varis olurlar. اِذَا كَانُ زُكُورًا Erkek olurlarsa varis olurlar. وَرَئِيْنَا بَعْضَهُمْ Bazılarında gördük ki اِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْقُرْبِ O adama, ölen adama yakınlık dolayısıyla olursa مَا لَيْسَ بِلِبَعْضِ Kendisine yakınlık var, ötekinden daha fazla. Yani iki asebesi var ama birisinin akrabalığı daha kuvvetli. Mesela ne gibi? Adamın oğlu var, bir de oğlunun oğlu var. Hangisi daha yakın? Oğlu daha yakın. Kardeşi var, kardeşinin oğlu var. Hangisi daha yakın? Kardeşi daha yakın. Bunu da gördük ki yakın olan varsa kâne bizâlikel kurbi o yakınlık dolayısıyla o olur. Evlâ bil miras, miras almaya daha hak olur. Öteki uzak kalır. Şimdi kardeşinin oğlu miras alırdı. Ne vakitte kardeşi olmasaydı. Kardeşi olduğu gibi yakınlık dolayısıyla alamaz. Kardeşi alır, kardeşinin oğlu alamaz. Oğul da böyle. Oğlunun oğlu mal alır. Ne vakitte adamın oğlu yoksa. Oğlu yok da oğlunun oğlu varsa sebe olur alır. Oğlu varsa o daha yakın o alır. Bunu da böyle gördük. Evet ki bu yakın olan miras evladır. Kimden? Mimmen huve eb'adu minhu. Uzak olandan daha evladır. Ona kuvve-i garabe diyorlar. Garabetin yakınlığı dolayısıyla ötekini hecbeder. Ve kânel müslimûn. Müslümanlar oldu. İzâlem yekün lil meyyite asabe. Eğer meyyitin asabesi yoksa Müslümanlar oldular. Yerisûnehu cemî'an. Malın hepsine varis oldular. Adam öldü. Asabesi yok. Akrabası da yok. Malı kime kalır? Beytül mala. Beytül mal ne demek? Bütün Müslümanların mirası var. Hakkı var beytül malda. Bütün Müslümanlar varis olur. فَاِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ اَقْرَبُوا اِلَيْهِمْ مِنْ بَعْضٍ Müslümanlardan bazılarını bulsak ki o ölmüş adama bir akrabalığı var, yakınlığı var. Diğerlerini yok. Şimdi Müslümanlar hepsi beytül mali itibariyle ortak olacak ama ne vakitte hepsi uzak olursa, işlerinden bir yakını olursa halası var, yahut da emmesi var, yahut da uzaktan, yakından bir akrabası var, böyle olursa فَالنَّزَرُ عَلَى مَا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bu kaideye nazaran en yekûne ola
men garube minhu, bu adama yakın olan ola, evla bil miras, miras evla ola, mimmen hu eb'adu minhu, uzak olandan. Kimden uzak? Minel müteveffa, minel müslümin, Müslümanlardan vefat eden kimseden daha uzak. O da ölmüş. Bu Müslümanlara nazaran yani. Kafirlere göre değil. Minel müslümine demesi o. Kendisine yakın olan var, bir de uzak olan var. Tabi yakın olan evla olur. İşte kıyasen de öyleyse, bu zevil erhamın bir akrabalığı o adama var. Öyleyse miras ona kalır, beytülmala kalmaz. Fesebete bin nazare eyza eyla. Kıyasen sabit oldu. Ma zekerine, bizim zikreylediğimiz, yani zevil erham hisse alırlar, beytülmala kalmaz. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ زَكَرْنَا ف۪ي هَذ۪ي الْاَثَرِ. Bu eserlerde, bu hadislerde biz zikreyledik. اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا, rivayet eylediğimiz bu hadislerde. اَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabında. اِخْتِلَافًا, ihtilafı zikreyledik. بَيْنَهُمْ aralarında. Fi ba'diha, bazı meselelerde aralarında ihtilaf oldu. Ve ba'de ihtima'ihim alel viraseti bil erham. Erham sebebiyle, akrabalık dolayısıyla veraset sabit. Bunda ihtima icma ilediler. Elleti la tu'assibu ehleha. Öyle bir erham ki la tu'assibu asaba kılmaz ehleha. O erhamın ehlini asaba kılmaz. Bunda ihtilaf eylediler. Mesela bir adam ölmüş. Babası kalmış. Babası asabedir. Ülülerham asabedir. Oğlu kalmış. Asabedir. Kardeşi kalmış. Asabedir. Hayır. Öyle bir rahim ki asabe yapmıyor. Ne gibi? Adamın halası var. Teyzesi var. Yahut uzaktan kardeş, kızlar, kız kardeşlerinin oğulları var. Dayısı var. Bunlar da akraba ama fakat asabelik yok. İşte bunda ihtilaf oldu diyor. Asabe ise onda ihtilaf yok. Asabe hakkını alacak. Bu femimmen ihtelefu fih. İşte onlardan bu mesele hakkında ihtilaf edenlerdendir. Fî miras min zâlik fî mirâsi zevil erham dûnel mevâli. Zevil erham mirası hakkında, miras zevil erhama kalır da azat edene kalmaz. Bunda ihtilaf var. Evet. Bu da evvela ittifak ettiler ki akrabalık dolayısıyla asebe olursa zaten itiraz yok. Asebe değilse zevil erhamın hissesi var mı yok mu? Bunda da toplandılar. Bunda da ittifak ettiler ki zevil erhamın hissesi var. Yalnız adam ölmüş, bir zevil erhamdan olan veresesi var, bir de azat etmiş efendisi var. Bunların hangisine verilecek, hangisine verilmeyecek? Bunda ihtilaf oldu. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ اَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّمَ عَبْدِ اللّٰهِ. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ve Hazreti Abdullah bin Mesud'den biz zikreyledik. وَقَدْ رُوْ. Bunlardan zikreyledik ki Mevla'ya verilmez. Azat edene, mü'teke verilmez, zevil erhama verilir. Sahabeden üçünün mezhebi bu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud dediler ki zevil erhama. Kimse istesen asebe olmasın, o alır, azat eden alamaz. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافُ ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz'den bir rivayet var, o buna muhalif. Bunun hilafi rivayet olundu ki, azat eden alır, zevil erhama verilmez hepsi. Zevil erhama da verilir, azat edene de verilir. Evet. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبَانُ بْنُ سَعْلَمْ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أن ابنة حمزة حزرة حمزة رضي الله تعالى عنهن kızı اعتقد azad etti مولا لها kendisinin bir kölesini azad etti. فمات المولى o köle öldü. وتركها bir azad eden Hazreti Hamza'nın kızı ki kendini azad eden seyyidesi oluyor. Onu terk etti. وترك ابنته bir de kendi öz kızını. Demek ki o kölenin bir kızı varmış, bir de azad eden seyyidesi varmış. فَاَعْتَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kölenin kızına verdi. En nısfa nısfı. Çünkü kız bir olursa ne alır? Nısf alır. Hakkı o kadar aldı. Kaldı gerisi. Onu kime verdi? وَاَعْتَهَا بِنْتَ حَمْزَةَ Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızına da verdi. En nısfa. Bakısını niye? Asab oldu.
asebi olduğundan, nedül asebi oldu, azat ettiğinden dolayı asebi oldu. Farz sahibi farzını aldıktan sonra azat eden Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızı da asebi olarak yarısını aldı. Bu hadisi Ali ibn Zeyd rivayet ediyor. Yine tekrar başka bir senetle daha rivayet ediyor. Haddesena Aliyyun, kâle haddesena Abde, kâle haddesena ibn-i Mübarek, kâle akhberena Şu'be. Anil hakem kâle semiyotu Abdullah ibn-i Şeddad yakul. Abdullah ibn-i Şeddad dedi ki, hiye uhti, Hazreti Hamza'nın kızı benim bacım idi. Şimdi zekere mislehu. Nasıl bacısı? Ana bir bacısıymış. Abdullah ibn-i Şeddad, Şeddad'ın oğlu. O kadın Abdullah Şeddad'dayken Abdullah olmuş. Sonra Şeddad öldükten sonra Hazreti Hamza olmuş. Hazreti Hamza'dan da bir kız olmuş. Bu vakitte Hazreti Hamza'nın kızıyla Abdullah ne oluyor? Ana bir bacı oluyorlar. Sümme zekere mislehu, aynı hadisi şerifi zikretti ki Peygamber Efendimiz köle vefat edince yarısını azat eden Hazreti Hamza'nın kızına verdi. Yarısını da ölen adamın kızına verdi. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال انتهيت إلى عبد الله بن شداد لأن عبد الله بن شداد gittim diyor سلمة بن كهيل demek bu mesele için وهو يحدث القوم gittim ki o da oradaki yanındaki cemaate rivayet ediyor وهو يقول hem de diyor ki هي أختي işte Hazreti Hamza'nın o kızı benim kız kardeşim idi فسألتهم onlara sordum ki nasıl bunun kız kardeşi olur? O Hamza'nın kızı, bu Şeddad'ın oğlu. Nasıl hemşiresi olur? Fekalu dediler ki kâne mevlen libneti Hamza. Hamza'nın kızının bir efendisi var idi. Sümme zekere mislehu. Sonra aynı rivayet zikreylediler ki kölesini azat etmiş, o da ölmüş. Bir kızı kalmış, bir de seyyidesi kalmış. Peygamber Efendimiz yarısını kızına, yarısını da seyyidesine vermiş. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف başka bir senetle rivayet edildi. حدثنا علي قال حدثنا عبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزار قال حدثنا عبد الله بن شداد فذكر مثله. Abdullah ibn Şeddad'dan birkaç adam rivayet edildiğinden senetleri ayrı ayrı zikrediyor. Hadis-i şerifeyni. Sümme kâle. Sonra ravi diyor ki hel tedrûne mâ beyni ve beynaha. Abdullah ibn Şeddad bu hadisi rivayet ettikten sonra diyor ki hel tedrûne, siz bilir misiniz? Mâ beyni ve beynaha, benimle Hazreti Hamza'nın kızının arasında akrabalık ne şekildedir? Ne vardır? Nasıl? Bunu bilir misiniz? Hiye uhti min ummi. O benim anamdan kız kardeşimdir dedi. Kânet ümmüne, bizim kânet ümmene, bizim anamız idi kim? Esma'u bintu Umeys Khas'amiyye. Esma bintu Umeys bizim anamız idi. Hem Şeddad'a varmış, hem Hazreti Hamza'ya varmış. Hazreti Hamza'dan kızı olmuş, Şeddad'dan da oğlu olmuş. Bir ana ikisini cem ettiğinde ana bir bacı kardeş oldular. Fehâzâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad varrese binti Hamza, Hazreti Hamza'nın kızını varis kıldı min mevlâhâ, onu azad eden mevlasından, efendisinden. Neyi varis kıldı? Ona verdi. Mâ bakiye, baki kalanı bâde nasîbi binetihi, ölen o kölenin kendi kızın hissesini verdikten sonra ki o yarısı. Yarısını da kime verdi? Azad eden kadına verdi. Hazreti Hamza'nın kızına radıyallahu anh. Kızına yarısını ne sebeple verdi? Hakkı fardillahi azze ve celle leha. Cenab-ı Hak kıza farz kılmış. Kız ne alacak? Malın yarısını alacak. İşte o ne? Allah-u Teala öyle farz etmiş olduğundan yarısını ona verdi. Ve lem yerudde ma bakiye alel bint. Peki kıza farz olan yarısını verdi, yarısı kaldı. Tekrar o ne yapacak? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud ne yapardılar? Azat edenler bir şey vermezdiler. Onlara göre o yarısını da gene kıza verecek. Mal hep kimin olacak? Kızın olacak. Halbuki bak burada Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Şimdi Peygamber Efendimizin bu rivayetiyle
Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud'un emelleri birbirini tutmadı. Arada ihtilaf oldu. Azat eden kimseye hisse var mı yok mu kızının beraber? Onlar da diyorlar ki, üç sahabeye göre azat edene hisse yok, hepsi kıza verilir. Burada diyor ki, Peygamber Efendimiz verdi, azat edene de verdi. Fedellet hâzî ilâ sâr, işte bu eserler delalet eyledi ki, enne mevlel itâke, mevlel itâke ki azat eden efendi, evlâ bil miras, mirası evladır, miner rahim akrabalıktır. Ellezî öyle akraba ki, leyse bi asabe, asabe olmayan akrabadan evladır. Ve kadruye misluhâza eyzân aliyyin. Hazreti Ali'den buna benzer bir fetva daha var demek. Hazreti Ali'den iki türlü fetva gelmiş. Birisinde Zevil-i Erham'a vermiş, Mevla-i Taka'ya vermemiş. Fakat birisinde de vermiş. Verdiğinin rivayeti de şu. Haddesena Ali ibn-i Zeyd'in, gâle haddesena abdetu, gâle akberen ebn-i mübarek, gâle akberena fitrun anil hakem ibn-i Uteybe, gâle kada Ali'yün. Hakem ibn-i Uteybe diyor ki, Hazreti Ali hükmeyledi. Fî ünâsim minnâ, bizden bir cemaat hakkında. Fîmen, bir kimse hakkında ki tereke ibnetehu ve mevlâtehu. Öldü, bir kızını, bir de azad eden bir kadını terk eyledi. Onu azad etmiş bir kadın. Fe'a'te ibnetehu, ölen adamın kızına verdi en nısfe yarıyı, yarısını. Vel mevlâte, o azad eden kadına da verdi en nısfe, diğer nısfını da ona verdi. İşte bu. Peygamber Efendimiz'in hadisine, bu hadisine muvafık oldu. Şu halde Hazreti Ali'den iki rivayet geliyor. Birisinde Mevla-i Taka'ya veriyor, birisinde vermiyor. Haddesene Aliyyun kâle haddesene abdetu kâle akberen ebril mübarek kâle akberen es-Süfyan an selamet ebni küheyl kâle ra'eytül mer'etelleti ben şul kadını gördüm ki varresaha Aliyyun min ebiha en-nısf. Babası ölmüş de Hazreti Ali yarısını ona vermiş. Onu kadını gördüm. Ve verrese mevlaha nısf. Yarısını ona vermiş, yarısını da ölen adamın mevlasına vermiş. O kadını gördüm. Yani o kölenin kızını gördüm diyor. Ve hâzâ huven nezaru eyzâ indenâ. Bizim indimizde kıyas da budur diyor İmam-ı Tahavi. Yani budur. Zevil-i Erham Mevla-i Taka'yı hecbetmez. Mevla-i Zevil-i Erham nezeru iza indena lanna ra'ayna gördük el mevla mevlayı ki izalem yekun ma'hu bint. Onunla beraber bint olmasa yani azat eden adam bir köleyi azat etmiş fakat o köle ölmüş kızı yok. Azat eden efendisi kalmış. Ver ise bit ta'si ona varis olur asabelik dolayısıyla asabe oldu. Ölen adamın kimsesi yok. Yalnız bir azat eden efendisi var. Malın hepsi ona kalır. Ne olarak? Asabe olarak. Kema terisul asabetu min zevil erham. Akrabalarından bir asabe olsaydı, oğlu gibi, oğlunun oğlu gibi, kardeşi gibi, kardeşinin oğlu gibi, amucesi gibi asabe olarak nasıl varis olur idiyse, o azad eden efendi de o şekilde varis olur. Tek başına olursa. Fennezeru ala zalik. Buna kıyasen en yekûne kezâlik huve o Mevla-i Taka ola zekânet mâhu ibnetun onunla beraber ölen adamın kızı olursa böyle ola yerisim mâhâ o kızıyla beraber o da varis olur. Kız kendi farzını alır gerisinde o alır. Kemâ terisül asabetü min zevil erham zevil erhamdan diker asabeler nasıl miras alırsa o da öyle. Mesela farz edelim ki adam öldü. Bir kızı var bir de amucesi var. Kız neyini alır? Yarısını. Gerisi kalan bakı kime kalır? Amucesine kalır. Çünkü amucesi asabadır. İşte öyleyse, Mevla-i Taka'da varsa, o da böyle. Yarısı kızına verilir, yarısı da Mevla-i Taka'ya verilir. Kıyas böyle. فَهَذَا هُوَ النَّزَرْ فِي هَذَا İşte bu meselede kıyası budur. وَهُوَ قَوْلَ بِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu imamın kavli de budur. Yani Hazreti Ömer Abdullah bin Mesud'un fetvasını almadılar burada. Ki onlar ne yaptılar? Mevla-i Taka'yı mehrum ettiler. Hepsini Zevil-i Erham'a verdiler. Dedi ki yok. Bizim imamlar diyor ki Peygamber Efendimiz'den hadis var ve Hazreti Ali'nin de ikinci bir kavlünde Mevla-i Taka asabı olur. Bu tarafı aldılar. Ve emmâ mâ zekârnâhu eyzân abdillâh. Peki Abdullah bin Mesud'dan zikrettiğimiz fetvaya ne dersiniz? O Mevla-i Taka'ya vermedi.
min ennehu kâne lâ yeruddu. Abdullah bin Mesud red etmezdi. Reddiyede lâ ihvetin lûm. Bana bir kardeşlerine. Mâ ümmin anaları varsa şeyen hiçbir şey. Diyor ki sen böyle diyorsun ama Abdullah bin Mesud bir adam öldü de anası var, bir de ana bir kardeşleri varsa malın hepsini anasına verir, ana bir kardeşlerine vermez. Halbuki diğer sahabeler ne yapar? Anasına sülüsü verir. Onlara neyi verir? İhvelüm. Onlara da sülüs verir. Ötekini de kalanı da reddiye yapar. Halbuki reddiye yapmazdı bu diyor. Reddiye yapmazdı ne demek? Ana bir kardeşler üçte bir hisselerini alırlar. O farsa o Kur'an'la sabit. Anası da üçte birini alır. Kaldı. İkisi gitti, biri kaldı. Bunu anaya verirdi de ana bir kardeşlerine vermezdi. Reddiyeyi onlar ithal etmezdi. Halbuki diğer sahabeler diyor ki o da reddedilir. Yarı yarıya bölerler. Abdullah bin Mesud reddiye yapmazdı onlara. Bir. Vela ala ibnetin vela ala ibneti ibnin ma ibneti sulbi. Öz kızı var. Bir de öz kızının oğlu var. Yok, öz oğlunun kızı var. Bir öz kızı var, bir de öz oğlunun kızı var. Öz kızı ne alır? Yarısını alır, nasıl? Öteki oğlunun kızını alır, sülüs alır, tekmil eden bir sülüseyi. Vakit mesele altıdan gelir. Üçü kıza düşer, sülüsü de oğlunun kızına düşer, etti dört, kaldı iki. Bu iki ne, kime reddedilecek? Gene herkesin hissesi mucebinde ikisine de reddedilecek. Fakat Abdullah bin Mesud dedi ki hayır, öz kızı var, öz kızına verilir, iki de ona verilir. Altı da o kaçını almış oldu. Beşiniş. Birisi de oğlunun kızı aldı. Ona reddedilmez dedi. Bir. Daha bir tane daha var. Ve la ala ahavatin le ebin me ahavatin le ebin ve ümmin. Baba bir bacılarına reddiye yapmazdı. Ana baba bir bacılarıyla beraber. Şeyen hiçbir şey. Bir adam ölmüş. Bir öz ona şakika derler. Öz bacısı var. O neyi alır? Nısfı alır. Bir de bir baba bir kız kardeşleri var. Onlar da sülüsü alırlar. Mesele yine altıdan gelir. Üçü şakikaya. Altıda biri de kime? Baba bir bacılarına. Kaç etti? Dört. Kaldı iki. Bu iki kime reddiye yapılacak? Cumhur'a göre herkisine hisseleri mucebince reddedilecek. Abdullah bin Mesud diyor ki hayır. Bu baba bir bacılara reddiye verilmez. Onların hepsi o şakika olan hemşiresine verilir. E bunlara ne diyeceksen Abdullah bin Mesud'un bu fetvasına ne diyeceksen? Diyor ki fakat zekerna an Ali radıyallahu anhu. Evet, Abdullah bin Mesud'dan bu rivayet var. Onun mezhebi böyle ama fakat bizim de elimizde Hazreti Ali'den bir delil var. Var. Hazreti Ali kerramallahu ve şehten rivayet ettik. Hilafe zalik onun hilafını. Ve ennehu kâne yaruddu. Hazreti Ali reddederdi. Bakiyeten mevarisi. Mirasın baki kalanını. Ala zevis siham farz sahiplerine, farz olarak sehim alanlara reddiye ederdi min zevil erham. Zevil erhamdan olmak şartıyla, yani koca ve kari değil. Onlar da hisse alıyorlar farz sahibi ama zevil erham olmak dolayısıyla değil, zevciyet dolayısıyla. Hayır, zevil erhamdan olmak dolayısıyla sehim alanların hepsine reddederdi. O da kim? İşte kızı, kızının oğlunun kızı, kız kardeşi. Evet, ana baba olsun, baba bir olsun, onlara reddiye yapardı Hazreti Ali. فَاِنَّ النَّزَرَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ. Bu mesele hakkında bizim indimizde kıyas nezer, مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ عَلِيُّنْ Hazreti Ali'nin zahip olduğu mezheptir. لَاَنَّهُمْ جَمِيعًا. Çünkü bunların hepsi zevu erhamin akraba sahibidir. Mesela kızı, bir adamın kızı onun akrabası değil mi? Oğlunun kızı, o da akrabası. Yalnız biri fazla alıyor, biri noksan alıyor. Bunların hepsi akraba. Onun için Hazreti Ali'nin mezhebini alırız dedi. وَقَدْ رَيْنَاهُمْ. Biz onları gördük. فِي فَرَائِدِهِمْ. Farzlarında. اَلَّتِي. Öyle farzlar ki فَرَضَهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ. Cenab-ı Hak onlara tekdir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de hisselerini beyan buyurdu. فَقَدْ وَرِسُوهَا جَمِيعًا. Onların hepsi varis oldular. Bi erhamin muhtelife.
muhtelif garabetler dolayısıyla hepsi varis. Mesela kızı alıyor, ölüye yakın olduğundan dolayı yarısını alıyor. Oğlunun kızı biraz uzak olduğundan o da altıda birisini alıyor. Öte taraftan embucesi geliyor, asab olduğundan dolayı alıyor. Demek ki herkesin akrabalığı ne derece ise, herkes akrabalığı derecesinde mal alıyor. Niçin? Çünkü hepsi akrabası. Biri yakın, biri uzak. O başka. Öyleyse وَلَمْ يَكُمْ بَعْضُهُمْ بِقُرْبِ رَحِمِهِ اَوْلَى بِالْمِيرَاسِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ مِمَّنْ بَعْدَ رَحِمُهُ وَلَمْ يَكُمْ بَعْضُهُمْ Bu zevil erhamın bazısı olmadı. بِقُرْبِ رَحِمِهِ akrabalığı yakınlık olmak dolayısıyla اَوْلَى بِالْمِيرَاسِ mirasa daha evla olmadı. مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ زَوِلْ اَرْحَمْدًا kendisinden başka. Mesela adamın kızları var. Bir de oğlunun kızları var. Oğlunun öz kızları varken oğlunun kızlarına düşmez. Çünkü o daha yakındır. Bu böyle olmadı. Ya oğlunun kızlarına da hisse verildi. Evet. مِنْ بَعُدَ رَحِمُهُ Rahim onların biraz uzak diye kızlarına verilsin de oğullarının kızlarına verilmesin yok. Böyle olmadı. فَالنَّزَرْ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nazaran en yekunu cemiyen bunların hepsi ola fîmâ yureddü aleyhim onlara reddedilen hissede de oralar. Ne yönünden reddedile? Min fudûlil mevâris mirasın fazlası kalmış. Herkes farz olan hisselerini almış, fazla kalmış. O da ola. Kezalik yine böylece farz olarak nasıl birisi az birisi çoğaldıysa o fazla kalan hisseyi de böyle aldıkları hisse üzerine birisi fazla birisi noksan alalar. Böyle ola. Kıyas bunu icap etti. وَاَنْ لَا يُقَدَّمَ مَنْ قَرُبَ رَحِمُهُ عَلَى مَنْ كَانَ أَبْعَدَ رَحِمًا مِنَ الْمَيِّتِ مِنْهُ Akrabalığı yakın olana verelim de biraz uzak olanı mehrum edelim. Bu böyle olmadı. Bak Cenab-ı Hak bile farzı verirken yakını yakınla vermiş de uzağını men etmiş. Var mı bu? Yok. Şimdi farz olarak adam ölmüş. Bir kızı var bir de oğlunun kızı var. Cenab-ı Hak mali hep kızına mı vermiş? Yok. Yarısını vermiş. Yavrunun kızına ne vermiş? Sütüs vermiş. Eğer yakın varken uzağa mal düşmese Cenab-ı Hak Kur'an'da ona da farz vermezdi. Nasıl farzla herkes hissesini alıyorsa maldan, mirastan fazla kalanı da böyle alırlar. Şu halde mesela farz et. Adam ölmüş. Kızı var. Bir de oğlunun kızı var. Kızı 6'da 3'ünü aldı. Yarısı. Oğlunun kızı da birisini aldı. Kaç etti? 4. Orada 2 hisse kaldı. 2 hisseyi ne yapacağız? Onu da yine bu şekilde reddedeceğiz. Almış oldukları hisseleri mucizince. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullahu teâlâ bu üç imamın kavli de budur. Ve kadru yani İbrahim'e fîmâ zekirne. Orada değil mi? Evet. Evet. İbrahim'in lehaiden zikredildi. Bizim zikrettiğimiz yukarıdaki ibarelerde en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Fi i'taihi sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hakkında binte Hamzete ennisf. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızına malın yarısını verdi ki ve binte Mevlaha ennisf. Bir de o kölenin kızına da yarısını verdi ki yukarıda rivayet edildi. Enne zalik bu yani itiraz eden olsa dese ki bu mesele böyle oldu verdi ama innema kâne tu'meten min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem libneti Hamze. Hazreti Hamze radıyallahu anh'ın kızına bir yemek hissesi olarak Resulullah Efendimiz verdi. Yoksa mirası kalmazdı. Çünkü Hazreti Ali ve Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud'un mezheplerinde hepsi kıza kalır. Azad eden efendiye bir şey kalmaz. Öyleyse onlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz yarı yarıya böldü. Yarısını o ölen kölenin kızına verdi. Yarısını da Hazreti Hamza'nın kızına verdi. Ona bir yemek parası olsun yoksa miras kalmazdı ona. Yani acıdığından ona verdi. Halbuki bundan başka bir mesele çıkar. Bundan mesele çıkar ki Peygamber Efendimiz o kölenin kızının hakkını aldı, başkasına verdi. Zulmetmiş oldu. Bu mana çıkar. Bunu böyle itiraz ediyorlar. O da diyor ki haddesena bizalik fehdun kâle haddesena bu ne'il kâle haddesena Hasan ibn-i Salih an mensuren İbrahim. İbrahim'de başka bir senette de bu rivayet edildi. Ve hâdâ bu kelam ise indena bizim indimizde kelamı fasit. Bu fasit bir kelamdır.
لأن ابنة مولى بنت حمزة. حمزة رضي الله عنه kızının kölesinin kızı. إن كان وجب لها, eğer onun için vacip olduysa, جميع ميراث أبيها, babasının mirasının hepsi ona vacip olduysa, برحمها منه, babasının akrabalığı dolayısıyla, onun kızı olmak dolayısıyla malın hepsi ona kaldıysa, فمحال محضر أن يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimiz onu yemek için vere kime? Binti Hamze, Hazreti Hamze radıyallahu anh'ın kızına. Madem mal hepsi o kölenin kızına kaldı, muhal ki Peygamber Efendimiz onun hakkını alsın da getirsin Hazreti Hamze radıyallahu anh'ın kızına versin. Halbuki yok. Ona miras kalıyor da miras olarak verdi. Senin dediğin gibi yoksa kızın hakkını aldı da seyyidesine verdi, bu manaya değil. Ve in kâne zâlik, eğer o mal olduysa lem yecib lehâ kulluhu, o kıza hepsi vacip olmadı, onun hakkı yarısıydı. Ve innemâ vecebe lehâ nısfuhu, o kölenin kızına malın yarısı vacip oldu. Femâ bâkiye bâde zâlike nısf, o nısıftan sonra baki kalan mal ise râci'un, râci'edir. İlâ men a'tekehu, o köleyi azat eden adama râci'edir ki azat eden adama ne derler? Mu'atik, mu'atik asabı olur. وَهِيَ بْنَةُ حَمْزَةَ. Onu azat eden de kim idi? Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızıydı. فَاسْتَحَالَ. Öyleyse muhal oldu. مَا زَكَرَ إِبْرَاهِيمُ فِي ذَلِكَ. İbrahim'in Nakhai'nin bu meselede rivayet etti ki muhal oldu. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh'ın kızına verdi ki miras olarak değil de tövme olarak verdi ki bu muhal oldu. وَثَبَتَ. Sabit oldu ki اَنَّمَا دَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in def etmiş olduğu mal ila binti Hamzete, Hamze radıyallahu anh'ın kızına vermiş olduğu mal kâne bil miras, miras sebebiyle oldu. La bi gayrihi, başka bir sebeple değil. Mirası hakkıydı, verdi. Fe in gâle gâilun, bir adam itiraz etse, dese ki fakat raveyte an Rasûlillâhi sallallahu, fakat rûyeten Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem eyder. Bunun gibi Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. Âsârun, eserler. Fî tevrîsi men, bir kimseyi varis kılmakta. Öyle kimse ki leyse bi asabetin ve la rahimin. Ne asabe ne de bir akrabalığı var. Fakat ona mal verildi. Buna ne diyeceksin? Asabe değil. Akraba da değil. Peygamber Efendimiz ona mal verdi. Bu da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediliyor, geliyor. Bu hadiste şu: فَذَكَرَ مَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍ بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ. عَوْسَجَةَ يَشْتَمُ. عَوْسَجَةَ كِمْ؟ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ. عَبَّاسٌ رَضِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كُلَّسِ. وَنِي أَشْتَمُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةً إِدِيُورْدِي. أَنَّ رَجُلًا, بِرَ أَدَم مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Resul-i Ekrem Efendimiz'in zamanında vefat eyledi. Lem yetruk karabeten, akraba olarak terk etmedi. İlla abden, illa bir köle terk etti ki huve, o adam, ölen adam, a'tekahu, onu azat etmiş. Adam ölmüş, hiçbir kimsesi yok. Yalnız azat etmiş olduğu bir kölesi var. Bu köle de yabancı tabi, oğlu değil, asabesi değil, akrabası değil. فَاَعْتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِرَاسَهُ. Peygamber Efendimiz o köleye, o adamın mirasını verdi. Bir adam ölürse, köle ölürse efendisine mal kalır. Bunda ihtilaf var. Kalır mı, kalmaz mı? Fakat efendi ölürse köleye mal kalmaz, bu bir itlak. Bütün mezheplerde böyle, ona mal kalmaz. Niye verdi Peygamber Efendimiz? Bu suali sorarsa, قَالَ, o sual eden adam dedi ki فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz قَدْ وَرَّسَ الْمَوْلَ الْأَسْفَلْ, aşağıdaki Mevla'yı, yani köleyi varis kıldı. مِنَ الْمَوْلَ الْاَعْلَى, yukarıdaki Mevla'dan, efendiden. وَاَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهَذَا, halbuki siz buna gail değilsiniz. Buna hiçbir kimse zaten gail değil. Evet. قِيلَ لَهُ, o adama cevaben denilir ki اِنَّهُ شَانْ, لَيْسَ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ, bu hadisi şerifte olmadı. Ne? اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz قَالَ,
buyurdu el mevlel esfelu yerisul mevlel ala, böyle demedi. Peygamber Efendimiz böyle deseydi el mevlel esfel aşağı köle, aşağıdaki köle, yerisul mevlel ala, ala olan mevlaya efendisine varis olur deseydi senin dediğin doğru doğru olurdu. Fakat demedi ki bu adam öldü, bunun azat etmiş olduğu bir köle var, köle ona varis olur dedi mi? Demedi. Yalnız ne etti? Mali verdi. Mali vermek başka, varis olur demek başka. Ve innema fihi, bu meselede olucudur ki ennehu defa mirasehu, Peygamber Efendimiz o adamın mirasını verdi. Ve ve mirası de teriketuhu, onun terikesidir, terk etmiş olduğu mali verdi. İleyhi ve köleye. Ve leyse kemâ ruvye anhu, evet bu olmadı. كَمَا رُوْيَ عَنْهُ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis gibi olmadı. Nerede? فِي الْخَالِ, Dayda Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Bu o hadis gibi olmadı. كَاَنَّهُ قَالْ, Peygamber Efendimiz dayı hakkında dedi ki هُوَ وَارِسُ مَنْ لَا وَارِسَ لَهُ, dayı insanın varisi yoksa varisi dayısıdır. Onda bak öyle dedi. Bir adamın kimsesi yok, dayısı var. Dayısı varisidir. Köle hakkında da bir adam azat etmiş, hiç kimsesi yok, öyleyse o azat etmiş olduğu köle onun varisidir dedi mi? Demedi. Yalnız mali ona verdi. Niçin verdi? Onun hikmetini arayacağız. Miras olarak aldığı yok. Peki niçin verdi? Öyleyse bunu araştıralım. Fakat yehtemilü vücuhen, buna birçok vecihler ihtimali vardır. Resulullah Efendimiz'in ne için verdiğinin sebepleri birkaç türlü olabilir. Minha, o vecihlerden birisi en yekune defa'uhu iley. Peygamber Efendimiz o efendinin malını köleye verdi. Leennehu verisehu iyyahu. O köle o efendisine varis oldu. Ne sebebiyle? Bima e. Gerisi ne diyeceksiniz? Haydi burayı çıkarın bakalım. Burayı ben bu yanlışı söylemeyeceğim. Çalışan da yok. Hiç kimsenin elinde kitap da yok hatta. Çıkarırsa bak şimdi burada ne yapmış bu metbe? Bimali demiş. Bimali değil. Bima lil meyyiti. Bu lil meyyiti olacak. Onu metbeci şaşırmış. Musahihe eden adam da fergüne varmamış. İllennehu o köle verisehu efendiye varis oldu. Evet. Yahut da verresehu, daha iyi güzel. Verresehu, Peygamber Efendimiz o köleyi varis kıldı. İyyahu, o azad eden adama. Ne sebebiyle? Bima, bir şey sebebiyle ki lil meyyiti, meyyit için orucudur. Aleyhi, o köle üzerine minel vela, veladan dolayı. Ha, ona mal verdi ki bu bunun kölesiydi. O kölenin velası kime aitti? Efendisine. O köle evvel ölmüş olsaydı mali kime kalırdı? Azad, efendisine kalırdı, azad eden adama. Öyleyse o aralarında bak bir vela meselesi var. Aralarında vela meselesi olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz bu mali buna verdi ama miras olarak değil. Ya ona bir iyilik olmak üzere verdi. Bir ihtimali bu. Ve yehtemülen yekûne mevlâhu. Bir ihtimal da var ki efendisi ola, o köle ola, mevlâhu o köle ola, zâ rahimin lehu, ölen adamın akrabasıydı. Bu da var. Köle ama aynı zamanda köle akrabasıymış. Fedefe aleyhi مَالَهُ, onun malını Resulullah Efendimiz o köleye verdi. Ne sebebiyle? Bir rahimi, akrabalık dolayısıyla. Emuce oğullarından, dayı oğullarından neyse uzaktan yakından bir akrabasıymış. O köleyi almış, azat etmiş. Zaten o kölenin, köle meselelerinde geliyor ki bazı akrabalık var ki alır almaz azat edilir. Bazı da var ki azat edilmez, o kendisi azat eder. Hulâse bir akrabalığı var. Akrabalığı olmak dolayısıyla zevlerham hissesi var. Zevlerham olduğundan dolayı verdi. Bir ihtimal da bu. Ve verresehu lehu. O köleyi ve efendiye varis kıldı. Ne sebebiyle? Rahim. Akrabalık sebebiyle. La bil vela, vela tergile değil. İkinci ihtimal da bu. Ela terahu. Sen görmez misin ki? Yekulu fil hadis. Hadisi şerifte buyurur. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Ve lem yetrükü garabeten illa abden huve a'tekahu. Bak bu hadisi şerifte bu kölenin adama akraba olmak manası çıkıyor. O insan evvelden anlamıyor. Diyor ki velem yetrük, o adam terk etmedi.
Karabeten akraba terk etmedi. İlla abden. Akraba olarak bir köle terk etti. Başka akrabası yok. Çünkü istisnai muttasil yapacak. Eğer o abid akrabaya dahil değilse istisnai mungati olur. Yok, burada istisna muttasildir. Yani akraba olarak bu adam kimseyi terk etmedi. İlla akrabasından bir köleyi terk etti. Ki onu azat etmişti. Evet. İlla abden hu ateka. Azat etmiş olduğu bir köleyi terk etti. Akrabasından bu var diyor. Öyleyse zevül erhamdanmış. Onun için Peygamber Efendimiz ona malını vermiş. Fe akbara, haber verdi ki ennel abde, köle, kâne karabeten lehu, o adamı akrabaydı. Fe varresehu bil karabı, akrabalık dolayısıyla Peygamber Efendimiz onu varis kıldı. Oldu iki ihtimal. Ve yehtemil, üçüncü bir ihtimal daha var ki en yekûne defa'ilihi mirasehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve efendinin mirasını köleye def etti, verdi. Le ennel meyyite kâne emere bizalik. O ölen adam öyle vasiyet etmişti. Ya Resulallah, ben ölürsem sen malimi köleye ver. O da ne derler? Musaleh bimazade alessülüs. Musaleh bimazade alessülüs de hakkı var, vesiyet eder. Fakat sülüsten ziyade vesiyet ederse, verese olursa, verese isterse kabul eder, isterse etmez. Fakat verese yok. Verese yoksa hepsini alır. Musaleh bimazade sülüs. Bir ihtimal da bu. O adam vesiyet etti. Başka da veresesi olmadığından Musaleh bin Mazade ala sürüs oldu. Peygamber Efendimiz hepsini ona verdi. Fevada'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz vaz etti malehu, onun malını, yani koydu. Heysu emara bi vada'ihi fihi. O adam nereye verilmesini emrettiyse Peygamber Efendimiz de oraya verdi. O da kim? Köleye vesiyet etmişti. Köleye verdi. Kemâ kadruviyan Abdillah bin Mesud. Bu üçüncü ihtimal Abdullah bin Mesud'dan da rivayette geldi. Demek kuvvetlisi buymuş. Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayeti ister. Hasım delille amel edecek, akılla değil ki, diyecek ki bu sen aklan böyle dedin. Delil var mı? Var diyor. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَمْرِ بِنْ يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بِنْ عِيسَى عَنِ الْاَعْمَشْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِ بِنْ شُرَحْبِيلِ قَالَ Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud buyurdular ki innehu leyse min hayyin min el arab. Arap'tan hiçbir kabile olmadı. Ahra layık olmadı ki en yemuter raculu minhum. Onlardan bir adam öyle de ve la yu'rafe lehu varisun. Onlardan bir varis de bilinmeye, adam ölmüş o kabilede, varisi bilinmemiş. Araplarda bu kabile olmaz. İlla bilirler ki madem kendi kabilelerinde, illa uzak yakın. Sen kimdensin? Cüheyne'den. Yok Müzeyne'den, yok Ahamide'den, yok Muhammide'den. Bunlar nesillerini kaybetmiş adamlar değil ki, bilirler. Hiçbir kabile yoktur ki adam ölsün de akrabası bilinmesin, illa bilinir. Minkum ma'şere hemden. Sizdendir diyor. Ma'şeru hemden, hemden kabilesi de bunlardandır. Yani onlar da bilirler. Fe izâ kâne kezâlik. Eğer böyle olursa felyed'a mâlehu haysu ahabbâ. Malını istediği yere koysun. Madem nesebi biliniyor, akrabası oluyor. Akrabası olduğundan dolayı illa onu adam istediği yere kor. Bunu musaleh bi mazade ala sülüs. Musaleh bi mazade ala sülüs neden sonra olur? Zevilerhamdan sonra mı yoksa evvel mi? Sayın bakalım. Zevilerhamdan sonra. Zevilerhamdan sonra. Hele say bakalım tertibini. Neyin tadı? Evvelen 9-9 şekilde değil mi? Evet. Neydi? Teçhizü tekvin. Evet. Gazayı duyun. Gazayı duyun. Tenfizi vesaya. Kısmet beynel verese. Sonra zevül erham, mevlel müvalat, mukarrunlef bin nesebe alel gayr, musaleh mazade el sülüs, beytül muhal. Böyle 9 üzerine gider. Zevül erham evvel geliyor. Demek ki yani zevül erhamı olmazsa adam istediği yere kor. Ne vakitte zevil erham olmazsa, o kabilede ma'ruf olur, zevil erham olursa zaten zevil erhamdır. Evet. Bu hangisini tercih etmiş oldu? Vasiyeti. Yani üçüncü o değil miydi? Diyor ki demek ki o kabilede bu adamın nesebi ma'ruf. Bu adam da istediği yere vasiyet edebilir. Ama daha yakın bir akrabası zevil erham olursa onun rızası alınmak lazım. Kâle l-âmeş. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ. Ben bunu İbrahim'in lakayya söyledim. Abdullah bin Mesud'un bir rivayetini. Fekale dedi ki
حدثني همام بن الحارس عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد الله مثله. أين رواية عبد الله بن مسعود عن عمرو بن شرحبيل ده رواية اتنى. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله. Yine Abdullah bin Mesud'dan bu rivayet geldi başka bir senetle. Haddesen Abdurrahman kâle haddesena Şu'betu anil Hakem an İbrahim an Emr ibn Şurahbil an Abdullah mislehu. Bu da başka bir senetle yine aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Süleyman kâle haddesena Abdurrahman kâle haddesena Şu'betu an Selamet ibn Kuhayd kâle semi'tu Ebu Amr el-Şeybani يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعودان أبو عمرو بن الشيبان روايت ederdi ki قال عبد الله بن مسعود buyurdular السائبة يدع ماله حيث أحب. السائبة nesebi معروف olmayan bir adam. Bu sahibe bir hayvan terk edilmiş, dışarıda sahibi yok. İşte bu adam da böyle. Yani kavmi kabilesi meşhur bilinmiyor. Bu adam yed'u malehu malını kor heysu ahabbe, nereyi severse, kime derse onu kor. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Bişrun ve Ebu'l-Velid kâle haddesena Şu'bet min el-Hakem en İbrahim en Amr ibn-i Şurahbil en Abdillahi mislehu. Yine hadisi şerifi başka bir senetle rivayet eyledi ki münesebi meçhul olan malını istediği yere verir. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل أن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله مثله. هنا باشكا بسند له حديث شريف إمام التحاوي رواية بيردولار. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بو üç ihtimaldan başka bir ihtimal daha var. O ihtimal da şu ki Peygamber Efendimiz أطعمه ومالي إطعام olarak verdi المولى الأسفل aşağıdaki Mevla'ya köleye verdi. Ne için? Li fakrihi, fakir idi. Şimdi bu adam öldü. Bunun mali kime kalacak? Veresesi yok, kimsesi yok. Beytülmal'a. Beytülmal da kime veriyor bu mali? Fakirlere veriyor. O köle de fakir idi. Resulullah Efendimiz fakir olduğundan dolayı o mali ona verdi. Miras olarak değil. Bir ihtimal da bu var. Kemalil imamen yef'ale zalik. Zamanın imamı için bu selahiyet vardır. Beytülmal'dan istediği adama istediği mali verir. فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْاَنْبَالِ Elinde olan mallardan اَلَّتِي لَا رَبَّ لَهَا Bir adam ölmüş, o malın sahibi yok, veresesi yok. Zamanın halifesi, emiri o mali istediği bir fakire verebilir. Onun da selahiyeti dahilinde. İşte Resulullah Efendimiz böyle yaptı diye bu da dördüncü bir ihtimal. وَقَدْ سَمِعْتُ بْنَ اَبِي اَمْرَانْ يَزْكُرْ Diyor ki ben işittim. İbn Ebi İmran'ı ki o zikrederdi ki enne hâze tevîlel âhâr bu sonki tevil yani fakirliği dolayısıyla o köleye Resulullah Efendimiz o mali verdi. قَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَ بْنَ آدَمْ Yahya ibn Adem'den bu rivayet edildi. O rivayet etmiş ki o adam fakir idi Resulullah Efendimiz onun için verdi. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ هَذَا الْحَد۪يثُ مَا ذَكَرْنَا Bu hadis bu zikrettiğimiz dört ihtimala dört vücuha muhtemel oldu. لم يكن لأحد hiçbir kimse için caiz olmadı ki en yec'alehu en yahmilehu bu hadisi hamlede ala tevilin minha bu dört vecihten birisini hamlede bu dört vecihten illa şudur diye başkaları değildir budur diye hiçbir kimse için bu caiz olmadı illa bir delilin illa delille olur öyle delil ki yedulluhu aleyhi o istediği tevil dört tevilden hangisine delalet eden bir delili bulursa o vakitte hamle edebilir. Yoksa hamle edemez. O delilde neden? Delilde akıl olmaz. Ya Kur'an'dan, ya hadisten, ya icma ümmetten bir delil bulacak ki bir hadisin 3-4 manaya ihtimali olursa şu ihtimal daha kuvvetlidir diyebilesen. Yoksa başka bir kimsenin selahiyeti yok. وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوٍ مِّنْ هَذَا İşte buna benzer bir meselede de rivayet edildi. مَا حَدَّسَنَا يُونُسْ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَةٍ İmam-ı Tahavi diyor ki bana Yunus ve Muhammed bin Huzeyme'nin rivayet etmiş oldukları bir hadis buna benzer. قَالَ Onların ikisi de dediler ki حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّسَنَا شَرِيكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنْ أَحْمَدٍ
عن أبي بريدة عن أبيه قال توفي رجل من خزاعة خزاعة'dan bir adam vefat etti. Ebu Bureyde, Ebu Musa'l Aşeri Hazretleri'nin oğlu radıyallahu anhuma. O diyor ki, Ebu Musa'l Aşeri bir adam beni Huza'dan, Huza büyük bir kabile Mekke'nin yanındaki Fethi Mekke onların yüzünden oldu. Onlar Peygamber Efendimiz'in tarafıydı. Öteki onların düşmanı olanlar o Huza kabilesine gece baskın yaptılar, öldürdüler. Onlar da geldi Resulullah Efendimiz'den medet umdular. Peygamber Efendimiz de onlara yardım için askeri çekti ve Mekke'yi de fethetti. İşte Huza kabilesi o. Onlardan bir adam vefat etti. Fe'ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mirası, onun mirasını Peygamber Efendimiz'e getirdi. Ya Resulullah, bu adam öldü. İşte mali de bu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki utlubu lehu varisen. Ona varis olan bir adamı arayın. Varis kim? Kur'an-ı Kerim'de hissesi beyan edilen yahut da asebe olduğu beyan edilen adam. Evza karabetin. Yok böyle varisi olsa akrabası kim var? Sevilerham. Bunu arayın dedi. Hakeza kale Yunus. Yunus dedi ki bu böyle geldi. Ve kale İbn Huzeyme. İbn Huzeyme'nin rivayetinde dedi ki za karabetin demedi. Yutlubu lehu varisen evza rahimin. Mana bir. Fakat muhaddisin lefzde de şeye dikkat ederler. Za karabetin, za rahimin. İkisi de bir olduğu halde İmam-ı Tahavi beyan ediyor ki bana iki ravi bunu rivayet eyledi. Birisi zakarabetin dedi. Birisi de yani Yunus zakarabetin demiş. İbn-i Huzeyme de zarahimin demiş. Arayın. Varisini yahut da akrabasını arayın. Fetalebu felem yecidu. Aradılar bulamadılar. Yok. Adamın ne akrabası var ne de varisi var. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki itfe'u ila ekberi Huza'a. Huza'nın en büyük adamı yani reisleri kimse ona verin. Ne için verin? Tabi o her kabilenin bir ekberi dediği yani reisi var. O miras olarak değil ki. Yani götürün ona verin. O kabilenin fakirleri kimse onlara versin bu manaya. Evet götürün ona verin. Fahada indena bu bizim indimizde vallahu alem Allahu Teala daha alim. Ala ma kale Yahya ibn Adem ellezi kabla hada. Yahya ibn Adem'in dediği gibidir. Yani fakir olduğundan dolayı onu kendi kabilesi arasındaki fukaraya versin. وقد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الإسبهاني عن مجاهد عن عروة عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة diyor ki رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فنزل بالكلسي وقع من نخلة bir hurma ağacına çıktı, oradan düştü, femate öldü. Hurma ağacında tutunamamış, düşmüş, ölmüş. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اُنْزُرُوا arayınız, هَلَّهُ وَارِسٌ bunun bir varisi var mı? فَقَالُوا لَا dediler, ya Resulallah, varisi yok. قَالَ buyurdu ki, اَعْتُوا مَا لَهُ بَعْدَ الْقَرَابَةِ onun malını akrabasının bazılarına verin. Yani akrabası o adamın çoğusa, bazılarını daha muhtaç olanlara verin dedi. Fakat yecuzu caizken yekunen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Erade bizelik bu sözüyle murat buyurmuş oldu. Karabetehu ha onun yakınlığını kime havula karabetel meyyit ölüye yakın kim olursa işte onları kesip buyurdu. Ferade en yeç'alehu bununla Peygamber Efendimiz bunu kılmak istedi. Sileten minhu o ölmüş köleden sile olarak lehum akrabasına yani onlara bir sile-i rahim olsun. Akrabasını arayın da onların bazılarını verin. Allahu alem. O da onun için verdi. Vallahu alem. Allahu Teala daha ziyade alim. Yani buraya kadar getirmiş olduğu Zevül Erham'ın hissesi var. Demek ashab-ı kiram arasında ihtilaflı olmuş. Hazreti Ömer, Hazreti Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali de bir rivayette Zevül'e kime vermiş? Mevla-i İtaka'da Mevla-i İtaka'ya vermemiş, Zevül Erham'a vermiş. Farz sahiplerine vermiş redd olarak. Fakat Zevül Erham'a vardır, yoktur diyenlere de bu diyor ki Zevül Erham'ın hissesi vardır. Çünkü Zevül Erham'ın hissesi yoktur diyenler diyor ki mal Beytülmal'a kalır. Zevül Erham'a verilmez. Asabesi yoksa mal Beytülmal'a kalır. Diyor ki yok Zevül Erham varken Beytülmal'a verilmez. Kattemmel kitab bi'avnillahil vehhab. Kitap burada tamam oldu. Cenab-ı Hakk'ın evniyle.
hiç hatırı hayale gelmezdi. Bu kitabı okutacağız, Cenab-ı Hak da muvaffak edecek elhamdülillah. Bu dört cilde elhamdülillah yavaş yavaş karınca kaderince okuduk. İçerisinde bazı yanlışlarımız değil, birçok yanlışlarımız vardır. Gerek ibarede, gerek tabirde Cenab-ı Hak o hatalarımızı affeylesin. Şimdi bu hatalar da hem de banda geçtiğinden tescil edildi. Olur ki tescilde bilmeyen adam diyecek ki bak şurada şu tabiri yanlış kullanmış, şu ibareyi yanlış okumuş. Olabilir. Fakat müelliflerin bir ibaresi vardır kitabı yazdıktan sonra. Diyor ki, derler ki ben bu kitabı yazdım, hatam varsa müsamahe edin. Hatam yüzüme vurmayın, ıslah edin. İslah edin fakat hücum etmeyin der. Biz de inşallah Teala, tabi bu kitap böyle basit bir kitap değil. Bilhassa ilmi hadise taalluk ediyor. Birçok ravilerdir, şudur, budur. Yani sonra kitabın yanlışları da çok. Hele bir gün bir yanlış bulduk ki. Onu başka bir sahih nusra bulacaksın da tesih edeceksin. Fakat Allah-u Teala işte ilham etti de. Düşündüm. Bima lil meyyit. Meyyitin mali. Mana tutmuyor. Bima lil meyyit. O lama ayrı yazmış. Bitişik yazmamış. Bizi şaşırmış. Yarın da inşallah Hatimetü Teb'ülûre bu fesahat belagate ve nispeten tercümehale teallük ettiğinden onu okuyalım inşallah.